yüze yakın filmi HD kalitesiyle seyredin. Eğer bir televizyon aboneliğiniz varsa faturasını getirin, D-Smart'ı 2 ay boyunca hiçbir kullanım sözü vermeden ücretsiz deneyin, farkını görün. D-Smart, her televizyona şart. Türkiye'nin kadınları en sevdikleri deterjanı anlatıyor. Bizim burada Kayseri'de altın günlerimiz çok sık oluyor. Arkadaşım yeni gömlek almış o zaman, giyindi, çay tutuyor. Tutarken bir anda nasıl oldu, tepsiyle birlikte üzerine ya görüyor musun çıkmazsa falan diye tepsi örtümle ikisini bir hemen yıkadım. Çaylarımız bitmeden bizim hemen kurudu, ütüledim. Arkadaşıma o kadar mutlu oldu. Ben diyorum ya, Ariel olunca gözüm kapalı alıyorum. Onlar Ariel'i denediler, kararlarını verdiler. Ariel kaliteli toz deterjanlar arasında tek yıkamayla leke çıkarmada en iyisi. Ariel, Türkiye'nin en sevilen deterjanı. Could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly higher than the sky, shine brighter than the stars. You could have all you ever wanted, shoot the moon and reach for Mars. You know you could. Değerli izleyiciler, Kocaeli TV ekranlarına hoş geldiniz. Haftanın ilk gününde ben Tülay Yazıcı, yine güzel bir öğleden sonrayı paylaşmak üzere sizlerle birlikteyim. Haftaya başlarken tanıdık bir yüzle başlayacağız ve çok keyifli bir sohbetle başlayacağız. Pınar Dursun bugün bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz haftalarda da hep konuğumuz olmuştu. Onunla ilk sohbet ettiğimizde zaten sohbet etmeyi sevmiştik. Ve ondan öğreneceğimiz çok şey olduğuna karar vermiştik. O da sağ olsun kırmıyor bizi, sıkça ziyaret ediyor. Bugün yine 15.30'a kadar bizlerle olacak. Yine güzel dinimizden değerli insanları bizlere anlatmaya devam edecek. Kadın sahabelerimiz üzerine sohbet ediyoruz biliyorsunuz. Pek çoğunu tanıdık onun vesilesiyle. Daha anlatacağı pek çok kadın sahabe var. Onları da dinleyeceğiz inşallah ilerleyen dönemlerde. Bugün Hazreti Hatice'nin hikayesini dinleyeceğiz. Aynı zamanda Hazreti Yusuf ve Züleyha'nın da hikayesini bizlerle paylaşacak. Çok ilginçmiş. Kendisi çok etkilenmiş onların yaşamlarını okurken. Bakalım bizlerle paylaşacak bugün. Bütün bu hissettiklerini, öğrendiklerini paylaşacak. Sevgili izleyiciler, ekranda sıkça telefon numaramızı göreceksiniz zaten. 0262 alan koduyla 335-25-25'ten bize ulaşmaya başlayabilirsiniz şu an itibariyle. Ve Pınar'cığım hoş geldin. Hoş öncelikle bulduk. Güzel bir hafta olsun inşallah, hepimiz için. Bolluk, bereket i̇nşallah. İçinde, sağlık içinde, sıra huzur var. İçinde geçsin inşallah. İnşallah. Benim için de haftaya böyle bildiğim konukla başlamak, sohbetini sevdiğim biriyle başlamak her zaman iyi gelmiştir. Sağ ol canım. Pazartesi sendromu yaşamıyorum o yüzden çok teşekkür ederim kırmayıp geldiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Benim için de ayrı bir zevk buraya gelmek. Hem öğrendiklerimi paylaşmak adına hem de sizin gibi güler yüzlü bir ev sahibiyle birlikte olmak. Çok misafirin rahat etmesi ev sahibine bağlıdır biliyorsunuz. Sizin gibi böyle güler yüzlü biriyle sohbet etmek benim için her zaman güzel bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür naziksin. Ediyorum. Şimdi bugün Hazreti Hatice'nin hikayesiyle başlayalım diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Ben de öyle düşünüyorum. Ardından Hazreti Yusuf ve Züleyha'yı anlatacağım. Niye böyle bir şey düşündüm? Çünkü Hazreti Hatice'den sonra izleyiciler görecek birbiriyle bağlantılı Hazreti Yusuf ve Züleyha. Tamam. O yüzden istedim ki önce bir Hazreti Hatice'yi şöyle bir anlatalım. Tamam. Sonrasında Yusuf'la Züleyha'yı da anlatalım. Hazreti Yusuf'la Züleyha diyeyim. Peki. Bu arada Pınar, şunu da hatırlatalım, hani izleyicilerimiz seni belki birkaç haftadır görüyorlar, evet, artık tanıyorlar diye ben söylemeye gereği duymadım ama Pınar'ın iki tane de kitabı var değerli izleyiciler. Bir tanesi roman tadında, kendi hislerini, duygularını anlattığı güzel bir kitap. Bununla birlikte hacca gidip geldikten sonra da içinden gelen duyguları yazdığı bir kitabı var. Ruhuma Sızan Işık. Diğeri de ismini, Aşk Bu Olsa Gerek. Aşk Bu Olsa Gerek. Aslında onları yanımızda tutsak iyi olacak herhalde, gösteririz izleyicilerimize de. O kitapları da internet üzerinden edinebilirsiniz. Aynı zamanda radyo programcısı kendisi.
yazmayı çok seviyor, yazar. Evet. Yani on parmakta on marifet. Anne, iki tane güzel dünya güzeli evladı var. Şükürler ve bizimle olsun. Birlikte de sohbetlere katılıyor. Hı hı. Şimdi Hazreti Hatice'nin hikayesini dinleyerek başlayalım istersen. Bismillah diyelim, başlayalım. Hadi bakalım, bismillah. Hazreti Hatice biliyorsunuz Efendimizin ilk hanımı, ilk eşi. Bizim de müminlerin de Müslümanların da ilk annesi oluyor. Hazreti Hatice hakkında elimizde yeterli derecede bilgi var. Fakat Hazreti Hatice Medine devrinde yaşamamış. Yani Peygamberimizin hicretinden önce vefat etmiş birisi. Bizim elimizdeki İslam bilgileri ise Medine'ye aittir daha çok. Mekke'ye ait bir Taif vardır, Akabe biatları, bir de Peygamber Efendimiz'in hicreti vardır. Bunun dışında çok bilgiye rastlamayız ama Hazreti Hatice hakkında yeterli bilgi vardır. Bununsa sebebi Efendimiz'in Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin eşini her fırsatta anlatmasıdır. Eşine karşı sürekli onun sevgisini, onun aşkını dile getirmesidir. Bu yüzden Hazreti Hatice'yi biz gayet iyi tanıyoruz. Araştırırsak eğer, öğrenirsek çok güzel bir şekilde tanırız diye düşünüyorum. Evet. Ben de araştırdım, baktım. Şöyle bir şey, Hazreti Hatice 40 yaşında tanışıyor Peygamber Efendimiz'le. Evlilikleri 40 yaşında. Peygamber Efendimiz onun Hazreti Hatice ticaretle uğraşan bir hanım. Onun kervanlarında çalışıyor, yani onunla iş yapıyor. Efendimiz o zaman da 25 yaşlarında. Sonra Hazreti Hatice bazı rivayetlere göre Hatice teklifte bulunmuştur, evlilik teklifinde. Evet, Efendimiz'i çok beğenir, çok daha sever. Daha o zamanlarda bir kadının bir erkeğe tabii. böyle bir davet göndermesi ne ilginç. Demek ki varmış işte, aslında bilmiyoruz. Yani bilmiyoruz, birçok şeyi, evet. Birçok şeyi bilmiyoruz ya da eksik biliyoruz, yanlış biliyoruz. Hani bizim şu an günümüzde kaçıncı yüzyıldayız deriz. Bir kadının erkeğe evlenme teklif etmesi çok böyle abartırız ya. Aa, kadın mı etmiş? Hani ayıplarız bir alttan da aslında. Ama tabii ki bunlar yanlış şeyler. İnsan gerçekten seviyorsa... Hayırda acele ediniz diyor ya Efendimiz, acele etmek gerekir. Rivayetler öyledir. Yani Hazreti Hatice'nin Peygamberimize evlilik teklif ettiği yolundadır. Sonra Efendimiz de tabii ki kabul ediyor. Hazreti Hatice 40 yaşındadır ama çok güzel bir kadındır. 37 yaşında dul kalmıştır. Efendimiz'den önce iki evlilik yapmıştır kendisi. Çok zengin bir kadındır, soylu bir kadındır. İki tane erkek, bir tane de kız çocuğu olmuştur diğer evliliklerinden. Onlar da zaten Müslüman olarak ölmüşlerdir. Onların hayatları da ayrıca anlatılmaya değer. İnşallah nasip olursa anlatırız. İki erkek, bir kız evladı vardır. Hatice demek erken doğmuş kız çocuğu kelime anlamı. Erken doğmuş kız çocuğu. Doğumu da şöyle, babasının adı Hüveylit'tir, Mekkeli. Bir gün işte ticaret yolundadır. Bir haber gelir Şam'dayken. Eşi doğum yapmıştır, bir kızı olmuştur. Daha orada yolda kızımın adı Hatice olsun demiştir babası Hazreti Hatice'nin. Ve oradan Şam pazarından girip kız adına bir gerdanlık alır. Çok pahalı, çok güzel bir gerdanlık alır. Kendisi de zaten varlıklı insandır, Hüveylit. Daha sonra işte 40 yaşına gelir Hazreti Hatice. Çok zengin, soylu bir kadın, çok güzel bir kadın. Efendimiz'e haber gönderir, evlilikleri gerçekleşir. Efendimiz 25 yaşındadır, Hazreti Hatice 40 yaşındadır. Evlilikleri gerçekleşir. 15 sene peygamberlikten önce, yani Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce evli kalırlar. 10 senede peygamberlik geldikten sonra Medine'yi, hicreti görememiştir. Hicretten 2 sene önce vefat etmiştir Hatice validemiz. Hatice ile evliliği sırasında Efendimiz hiçbir kadınla evlenmemiştir. Ondan sonra birçok hanımla evlenecek ama Hazreti Hatice ile evliliği sırasında hiç böyle bir şey düşünmemiştir. Niye bunu söylüyorum? Çünkü o zamanın Arap Yarımadası'nda çok evlilik meşhur. Meşru, yani istediği kadınla, istediği kadar kadınla adam evlenebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Nisa suresinde ilgili ayet geldiğinde Kur'an-ı Kerim 4'e düşürmüştür. Erkeğin evlilik sayısını 4'e düşürmüştür. Bilmeyen bazı insanlar, bazı kesimler hani Kur'an-ı Kerim'i kötülemek adına, İslam'ı kötülemek, dışlamak adına diyor ki işte bir kadınla evlilik varmış, meşruymuş ama Kur'an-ı Kerim bunu 4'e çıkarmış gibi böyle bir durum söz konusu. Aslında böyle bir şey yok. Çok evlilikten en fazla 4 olabilir diyor Kur'an-ı Kerim. Düşürüyor. O zamanın Arap Yarımadası'nda erkekler bu ayet geldiğinde o kadar çok üzülüyor ki. Düşünsenize birçok kadınla birlikte olmak varken en fazla 4'e. Çok üzülüyor erkekler. Evliliklerinin 5. ya da 6. senesinde olması lazım. Nefise binti Ümey,
Hazreti Hatice'nin çok kıymetli, çok samimi arkadaşı kendisi, sahabe hanımlardan bir tanesi. Hazreti Hatice diyor ki, git Muhammed'e söyle, evlenmek istediği varsa başka evlensin, ben ona izin veriyorum. Çünkü kendisi de hani Peygamber Efendimiz'den yaşlı olduğu için, büyük olduğu için, o zamanda da zaten meşru, çok evlilik. Sonra Defise binti Ümeyme gidiyor, diyor ki, ya Muhammed, evlenmek istediğin birisi varsa Hatice sana izin veriyor, evlenebilirsin diyor. Efendimiz diyor ki, ne? Hatice'nin üstüne bir daha hanım mı? Asla diyor. O kadar büyük bir aşkla, sevgiyle bağlı Hatice'ye. Diyor ki, arkasından ekliyor, herkesin kapısı bana kapandığında Hatice'nin kapısı bana açıldı. Herkes beni gördüğünde kaçıyordu, Hatice beni evine aldı. Herkesin yüzü beni gördüğünde ekşiyordu, Hatice'nin yüzü bana güldü diyor. Onun üstüne bir hanım daha düşünemem diyor. Zaten o öldükten sonra evlilikleri gerçekleşmiştir. Onunla birlikteyken hiç evlenmemiş Efendimiz. Hazreti Hatice bütün malını, mülkünü, o dönemde 14 kişinin sadece Hazreti Hatice'nin malının, mülkünün defterdarlığını yaptığı söylenir, rivayet edilir. Yani bugünkü muhasebeci şeklinde 14 kişi onlarla uğraşıyormuş. Yüzlerce deve yükü, altını, mülkü, parası olduğu söylenir. Yüzlerce develer. Hazreti Hatice bütün bunları İslam yolunda harcamıştır. Peygamber Efendimiz'in davası, Müslümanlık davası diyeyim ben ona, onun yolunda harcamıştır. Hazreti Ayşe'yi anlatmıştın geçen hafta. Evet. O mesela ilim, bilim çok seven evet. bir kadındı. Mesela Hazreti Hatice'yi ön plana çıkaran özelliği neymiş acaba? Hazreti Hatice şöyle, Efendimiz bütün hanımlarının kıskanması ve kızmasına rağmen durmadan Hazreti Hatice'yi yeri geldiğinde övermiş. Hatice böyle yapardı, Hatice şöyle yapardı diye. Bir gün Ayşe annemiz demiş ki, yeter artık, kızmış. Çok da kıskanç Ayşe annemiz. Yeter artık demiş. Yani durmadan o kadını övüyorsun. Bunun sebebi ne? Efendimiz öyle sinirlenmiş ki, öyle gadaplanmış ki, sinirlendiği zaman şu alnının ortasına bir damar olurmuş Efendimizin. O morarırmış, şişermiş. Aynen o hali almış yüzü. Demiş ki, herkes demiş bana sırtını çevirdiğinde, Hatice bana yüzünü döndü demiş. Allah beni onun sevgisiyle rızıklandırdı. Yani rızıklanmak ne demek? Allah'ın insana nimet vermesi demek. Yani Hatice'nin sevgisiyle Allah beni rızıklandırdı. O en hayırlı kadınlardandır demiş. Ve Hazreti Ayşe'yi böylelikle susturmuş. Hazreti Ayşe kendisi diyor ki rivayette, onunla aynı zamanda, aynı dönemde yaşamamama rağmen en çok diyor Hazreti Hatice'yi kıskandım. Bakın, Efendimizle evlenmeden önce Hazreti Hatice vefat etmiş zaten. Ama diyor ki en çok onu kıskandım. Çünkü iz bırakmış. Çünkü iz bırakmış. Efendimiz de sürekli onu dile getirdiği için. Yani Efendimizin maksadı diğer hanımlarını kıskandırmak değil tabii ki. Ama bu bir vefadır. Yani size iyilik yapmış insanı unutmamaktır. Hani o öldü gitti artık bitti diye bir şey yok. Efendimiz bunu gösteriyor bize, vefayı gösteriyor. Eşler arasındaki sevgiyi, muhabbeti gösteriyor. Ayşe annemiz de zaten kıskanç biri olduğu için en çok diyor onu kıskandım. Çünkü Hazreti Muhammed'den en çok onun adını duyuyordum. Ne daha güzel. Sonra Mekke'nin fethi sırasında, Mekke'nin tabii ki Hazreti Hatice vefat etmiş, hicretin 8. yılında. Mekke'nin fethi sırasında Efendimiz Mekke'ye gidiyor. Sahabiler soruyor, ya Resulallah, deveni nereye çekelim, çadırını nereye kuralım diyorlar. Tabii ki Hac'ın mıntıkasını. Hac'ın mıntıkası Mekke'de bir yer adıdır. O yerde Hazreti Hatice annemizin yattığı kabristanın tam karşısıdır. Diyor ki, bize diyor Akil ev mi bıraktı? Akil de Hazreti Ali'nin kardeşidir. Efendimiz hicret ettikten sonra onun bütün evini, malını, mülkünü orada satmış. Bize diyor Akil ev mi bıraktı? Tabii ki Hac'ın mıntıkası. Hatice'min karşısına götürün beni diyor. Ve orada çadır kuruyorlar. Orada Mekke'nin fethi sırasında bayağı kalınıyor. Orada kalıyor Efendimiz Hatice'mle karşı karşıya diyor. Ya düşünün, bir kadın ölmüş, toprağın altında artık, mezarda, ama onun karşısına gidip çadır kuruyor ve onunla karşı karşıya. Onu nasıl yaşıyor? Onu nasıl unutmamış? Nasıl bir sevgi? Gerçekten öyle. Nasıl bir sadakat örneği? Kesinlikle öyle. Sonra bir bayan geliyor, çok yaşlı artık, beli bükülmüş. Tabiri caizse biz koca karı deriz ya, öyle birisi geliyor. Efendimiz onu o kadar çok hürmet ediyor ki. Hemen sırtından hırkasını çıkarıyor, altına seriyor filan. Tabi Hazreti Ayşe de bunları gözlüyor. O annemiz de çok böyle, tabiri caizse kurnazdır, çok böyle kıskanç bir hanımdır. Bunları gözlüyor. Saatlerce diyor sohbet ettiler.
kah güldüler, kah ağladılar, uzun uzun dalıp gittiler. Ben de bir köşeden onları izliyorum. Sonra o yaşlı kadın gidince Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulallah, o kadın kimdi ki onunla bu kadar ilgilendin? İlgilenme şöyle, savaş sırası, Mekke'nin fethi var. Yani savaş sırasında bir kadın geliyor, siz onunla saatlerce oturuyorsunuz. Diyor ki Efendimiz, o diyor Hazreti Hatice'nin en samimi arkadaşıydı. Onun için diyor, Hatice'nin hatırına diyor, onunla ilgilendim diyor. Bakın Hazreti Hatice'nin sevdikleri, arkadaşları, akrabaları bile onlara bile o kadar hürmet ve saygı gösteriyor ki sırf Hazreti Hatice'nin eşi olduğu için, onların eşi dostu olduğu için. Harika, müthiş bir bakış açısı. Sonra yine Mekke'nin fethi sırasında bir sabah çıkıyor, Mekke'nin sokaklarında yürüyor Efendimiz. Sonra yine yaşlı bir kadın, yine o geçiyor karşısına. Onunla dakikalarca ayaküstü sohbet ediyorlar. Dakikalarca mı? Yine tabii Hazreti Ayşe görüyor, diyor ki bu kadın kimdi ki ayaküstü o kadar sohbet ettin? Diyor ki bu kadın diyor Hatice'm diyor sağken bize gelirdi. Hatice'min saçlarını yapardı diyor. Hatice validemiz de çok bakımlı bir kadınmış. Bir özel kuaförü bile olduğu söyleniyor kaynaklarda. Çok bakımlı bir kadınmış. Onun saçlarını yapardı, onun saçlarını tarardı diyor. Onun hatırına onunla sohbet ettim diyor. O kadar kıymetli ve değerliydi. Evet. Hazreti Hatice dedik ya, erken doğan kız çocuğu anlamı. Gerçekten adının hakkını vermiştir. Her şeyin öncüsü, ilki olmuştur. İlk annemiz oldu, peygamberimizin ilk eşi oldu. Ve bizim kaynaklarda, İslam tarihi kaynaklarında ilk şehit ailesi Yasir'in ailesi. Sümeyye, Hazreti Sümeyye diye bilinir. Tabii ki onlardır ama İbn-i Macer'de bir bilgi vardı ki aralarda kalır o kaynaklarda. İlk eşinden olan, Hazreti Hatice'nin ilk eşinden olan Hale binti Ebu'nun oğlu Haris binti Ebu ilk şehittir aslında. İslam'ın verdiği ilk şehittir. Yani oğlunu bile, evladını şehit olarak veren ilktir Hazreti Hatice validemiz. Bu bilgi belki böyle aralarda kaldığı için çok sık rastlamıyoruz ama gerçekten her şeyin ilki olmuştur o. Adının hakkını vermiştir. Peygamber eşinin ne demek olduğunu aleme göstermiştir Hazreti Hatice. Evet. Peygamber Efendimiz'den evladı olmuş mu Hazreti Hatice? Tabii ki 6 tane. 6 tane. 6 tane. Ha, sonrakilerden olmamış. Sonraki bir Mısırlı Maria annemiz var. Ondan oluyor bir tane oğlu. O da bebekken zaten vefat ediyor. 6 tane evladı olmuştur Hazreti Hatice'den. O evlatlarını nasıl yetiştirmiş? Mesela anneliği de benim için çok tabii kıymetli ki, açıkçası. Tabii ki. Böyle ulu bir onun, kadının. Evet, onun anneliği aslında apayrı anlatılmalı. Bir gün Hazreti Zeynep'in eşi Ebu Zeyd esir düşüyor. O zaman Mekke'de yaşıyorlar. Esir düşüyor. İslam ordusu tarafından esir alınıyor. Bir gerdanlık. Hani dedim ya, Şam pazarından babası almıştı kızının doğduğunu duyunca, ona hediye olarak almıştı. Efendimiz o savaş ganimetlerinin, esirlerin arasında bir gerdanlık görüyor. Diyor ki bu gerdanlık kimin? Biliyor aslında eşinin olduğunu, Hazreti Hatice'nin olduğunu. Sonra tabii öğreniyor. Kızı Zeynep'in eşi esir düşmüş. Üstünden de o gerdanlık çıkıyor. Yani Hazreti Zeynep onu göndermiş. Bu gerdanlığı alın, eşimi serbest bırakın diye. Fidye olarak gönderiyor. Peygamberimiz tabi gerdanlığı görünce tanıyor. Uzun uzun dalıp gidiyor. Hazreti Hatice'si gözünün önüne geliyor. Ve oradaki komutanlara diyor ki, bu gerdanlığı Zeynep'e geri göndersek, eşini de serbest bıraksak olmaz mı? Bu gerdanlık diyor Hazreti Hatice'nin gerdanlığı. Kızına hediye etmiş düğün sırasında. O babasının kızınız oldu dediğinde Şam'dan aldı. O değerli gerdanlıkmış aslında. Efendimiz bakın o kadar artık vefalı ki o gerdanlığı kızına geri veriyor. Sırf Hazreti Hatice'nin olduğu için. Ona geri gönderiyor. Ya harika gerçekten. Ve peygamberimiz 35 yaşına geldiğinde daha peygamberlik gelmemiştir. Peygamberlik 40 yaşında geldi Efendimiz'e biliyorsunuz. Gelmemiştir. O kadar sırlı olaylar, o kadar güzel şeyler yaşanmıştır ki o evde. Efendimiz 35 yaşındadır. Hazreti Hatice 50 yaşlarındadır. Kızı Fatıma doğar 35 yaşındayken. Haber gelir. Efendimiz tabii dışarıdadır. Bir kızın oldu der. Efendimiz sokaklarda koşu oynaya gider. Ben kızların babasıyım diye. Yani Arap Yarımadası'nda kızların babası olmak utanç verici bir şeydi biliyorsunuz. Kız çocuklara diri diri toprağa gömülüyordu. Hiçbir değerleri, kıymetleri yoktu. Ama bizim peygamberimiz ben kızların babasıyım diye kızı Fatıma'nın doğumunda
Mekke sokaklarında oynaya gitmiştir. O kadar değer verir kız çocuklarına Efendimiz. Kız çocuklarının diri diri gömülmesine engel olmuştur. Tabii ki İslam yasakladı. Efendimiz? Ben tabii bir ki. Hikaye böyle yarım yamalak hatırlıyorum. Nasıl oluyorsa hani doğar doğmaz ya da işte en fazla bir yıl yaşamasına izin veriliyor. Yok, 9-10 yaşlarındayken genelde öyle olurmuş. 9-10 yaşlarında hadi seni dayına götürüyorum deyip bir dağa bu hikayeyi ben bir yerde okudum. Hı-hı. Bir annemizin de hikayesini anlatmışlardı çocuğunu oraya götürürken anne de ona eşlik ediyor evet, falan. Kimdi evet. Acaba o hatırlıyor musun biliyor musun? Şu an hatırlamıyorum ama o ben de biliyorum onu. Kadınlar zaten ağlıyor. Düşünsenize bir anne için evladını götürüp diri diri toprağa gömmek ne demek? Bir annenin kalbi dayanır mı buna? 9-10 yaşlarına geldiğinde hadi seni dayına götürüyoruz deyip kız çocuklarını baba götürürmüş, gömüp geri gelirmiş. Hazreti Ömer'in bununla ilgili bir sözü var. Diyor ki cahiliye döneminde aklıma iki şey gelir. Biri geldiğinde çok ağlarım, biri geldiğinde de çok gülerim. Çok ağladığım şey kız çocuklarımızı alırdık diyor. Götürürdük onları diri diri gömerdik. Bu aklıma geldiğinde o kadar çok ağlarım ki diyor. Güldüğüm şey de kendi ellerimizle yaptığımız helvaları, putları sinirlenince canımız sıkılır ya da acıktığımızda onları yerdik diyor. Buna da çok gülerim diyor Hazreti Ömer. O yüzden bir anne için en büyük acıdır herhalde evladının kaybı. Kayıptan geçtim diri diri gömmek. Çok kötü bir şey. Kesinlikle. İşte böyle bir ortamda ben kızların babasıyım diye kızı olduğunda sevine sevine giden peygamberin ümmetiyiz biz. Hani işte İslam kadınlara değer vermiyor, kızlara önem vermiyor diyorlar ya. İşte bu peygamberin ümmetiyiz. Ki değer vermediği halde böyle oldu. Bir de değer verseydi ne olurdu bilmiyorum. Evet. Oğlu olmamış. Oğlu oldu. Olmuş. İki tane oğlu oldu Hazreti Hatice'den. Abdullah ve Kasım isimleri. Bir de Maria annemizden oldu İbrahim. O bebekken vefat etti. Daha sonra eve gidiyor. Hazreti Fatma'nın doğumunda o kadar çok seviniyor ki. Diyor ki bunun adını annemin adını koyacağım. Efendimizin annesinin adı Amine'dir biliyorsunuz. Hazreti Hatice de hamileyken hep şey düşünmüş. Eğer demiş bu da kızım olursa annemin adını koyayım. Fatma annesinin adı Fatma binti Esed. Yok çok özür diliyorum Ali'nin annesi Fatma binti Esed. Sonra Efendimiz diyor ki buna annemin adını koyacağım. Hazreti Hatice bir şey söylemiyor ama biraz yüzü düşüyor. Hani kendi içinden geçirmişti ya annemin adını koyayım diye. Efendimiz anlıyor. Annem dediysem diyor Amine'den sonra ikinci annem olan Ali'nin annesi Fatma binti Esed'in adını koyacağım. Hazreti Hatice'nin annesinin adı da Fatma. Yani aslında böylelikle eşinin dediğini, eşinin dileğini yerine getiriyor Efendimiz. Hazreti Hatice öyle deyince o kadar çok seviniyor ki tamam diyor senin annenin adı da olsun, benim annemin adı da olsun. Hazreti Fatma'nın adı böylelikle konuluyor. Fatma o eve hep uğur getirmiştir, hep güzellikler getirmiştir. O yüzden Efendimiz'e en çok benzeyen evladıdır Hazreti Fatma. Hem ahlak yönünden hem fiziki yönden en çok benzeyendir. Ve Efendimiz'in de hepsi rivayet edilir en çok sevdiği evladı. Bütün evlatlarını çok sever ama ona biraz daha ilgisi büyüktür. Hı-hı. Onun ahlakını daha çok aldığı için. Hı-hı. Daha sonra ikinci bir olay... Amcası Abbas, Ebu Talib'in evladı çoktur. Artık bakamaz. Biliyorsunuz Ebu Talib de Efendimiz'i büyütmüştür. Onu büyüten odur. Der ki amcamın yükünü biraz hafifleteyim. Gidelim amcam Abbas'la, diğer amcası Abbas'la gidelim. Onun çocuklarından birer tane alalım bakmak için. Yükü hafiflesin. Ebu Talib'in evine gidiyorlar diğer amcası Abbas'la. Diyorlar ki biz sana bunun için geldik. Çocuklardan birer tanesini bize ver, yükün hafiflesin. Tabii Ebu Talip vermek istemiyor. Bir baba evlatlarını vermek ister mi? Ama zor durumdadır da. Çocukları da çoktur. Tamam diyor. Ali ile Akil ile Abdullah'ı bana bırakın. İstediğinizi alın diyor. Efendimiz diyor ki Ali benim diyor. Ali 5 yaşında Hazreti Ali için. Ali 5 yaşında eve gidiyor Hatice'sine. Hatice'm diyor bir çocuk seçtim diyor. Onu Allah bizim için seçti. Bunu nasıl istersen öyle büyüt diyor. O yüzden Hazreti Ali'de de Hazreti Hatice'nin emeği çoktur. Biliyorsunuz daha sonra kızı Hazreti Fatma ile evleniyor. Hazreti Ali. Evet. O yüzden Ali'nin tamam. yeri bambaşka. Hem damadı, hem damadı oluyor hem onu büyütmüş oluyor. Peygamberin edebiyle edepleniyor Hazreti Ali. O yüzden bu kadar değerli ve kıymetlidir Hazreti Ali'de. Değil mi? Evet. Yani
Çok güzel anlattıkların gerçekten, bir de aklımıza da yerleşiyor, böyle çok güzel anlatıyorsun. Abi benim için en güzeli bu, yani vallahi, aklınıza yerleşmesi. Gerçekten. Şimdi anlatmaya devam edeceğiz. Kaldığımız yerden. Hazreti Hatice'nin hikayesini. Sevgili izleyiciler, ilerleyen dakikalarda Hazreti Yusuf ve Züleyha'nın hikayesini de dinleyeceğiz. Çok merak ediyorum gerçekten hepsini. Şimdi bir reklam arası verelim. Çaylarımızı, kahvelerimizi tazeleyelim. Siz de lütfen keyifle içebileceğiniz bir kahve hazırlayın kendinize. Az sonra burada olacağız güzel sohbetimizle. Ekran başında kalın lütfen. Türkiye'nin kadınları en sevdikleri deterjanı anlatıyor. Bizim burada Kayseri'de altın günlerimiz çok sık oluyor. Arkadaşım yeni gömlek almış, o zaman giyindi, çay tutuyor. Tutarken bir anda nasıl oldu, tepsiyle birlikte üzerine, ya görüyor musun çıkmazsa falan diye, tepsi örtümde ikisini bir hemen yıkadım. Çaylarımız bitmeden bizim hemen kurudu, ütüledim. Arkadaşım o kadar mutlu oldu. Ben diyorum ya, Ariel olunca gözüm kapalı alıyorum. Onlar Ariel'i denediler, kararlarını verdiler. Ariel kaliteli toz deterjanlar arasında tek yıkamayla leke çıkarmada en iyisi. Ariel, Türkiye'nin en sevilen deterjanı. Evet sevgili izleyenler, yepyeni bir tele alışveriş programında yine hep birlikteyiz. Bu hafta Ekşioğlu İnşaat'ın yapmış olduğu Kardelen evlerini ziyarete geldik ve burada şimdi Ekşioğlu İnşaat Genel Müdürü Sebahattin Bey yanımızda. Ekşioğlu İnşaat'ın yapmış olduğu Aslan Bey'deki Kardelen evlerinden bize kampanyalardan ve bir evlerle ilgili bilgiler verecek. Ne gibi kampanyalar var, ne gibi özellikler eklenmiş, çıkarılmış, hepsini Sebahattin Bey bize bilgisini tek tek verecek. Ayrıca özellikle söylemek istiyorum, Kardelen evleri, Aslan Bey'deki Kardelen evlerinin özellikle doğasıyla meşhur. Zaten görüyorsunuz, sizin için binanın en üç tepesine çıktık ve doğal manzarayı özellikle görmenizi istedim. Şimdi Sebahattin Bey'in mikrofonlarımı doğrultuyorum ve Sebahattin Bey bize Ekşioğlu İnşaat Kardelen sitesiyle ilgili bilgileri verecek. Merhabalar Sebahattin Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sebahattin Bey. Özellikle binamızın üstüne çıktık ki hani daha iyi net görünsün diye manzara. Genellikle karşıda Kartepe manzarası ve doğasıyla, ağaçlarıyla, yeşilliğiyle çok meşhur bir yer Aslan Bey. Ve burada Aslan Bey'deki yapmış olduğun Kardelen sitesi de ayrıca güzel. Bununla ilgili bize bilgiler verebilir misiniz? Kampanyalar hakkında bilgi verebilir misiniz? Evet, biz Ekşioğlu İnşaat olarak İzmit Aslan Bey'de yaklaşık 18 dönüm yer üzerine kurulmuş 244 daire, 1150 metre kabale havuz, 400 metre açık havuz, basketbol, spor salonları. Binalarımız 5 katlı, çift asansörlü. Üniversitenin dam yanı, yani Kocaeli Üniversitesi'nin Aslan Bey kampüsünün dam bir dişiğindeyiz. Kartepe'ye yaklaşık 5 kilometre, Maşugi'ye 5 kilometre, Sabancı'ya 5 kilometre. Yani müşterilerimiz geldiği zaman tam doğanın içine geliyor. İstedikleri zaman kışın Kardepe'de kayak testlerinde, yazın doğanın, yeşilliğin, temiz bir hava ortamında kendilerini ev sahibi yapabilirler. Bir de dairelerimizi yaz kış kullanabilirler. Müşterilerimize şunu sunuyoruz. Yani burada şu anda Ekşioğlu İnşaat olarak elimizde memur sendikasından toplu bir indirim yaptığımız için 100-150 tane daire verdiğimiz için elimizde son 50 tane daire kaldı. Geçen reklamlarımızda 60 taneydi. Şu anda 50 tane dairemiz kaldı. Burada seçenek hakları var. Yani seçenek hakları nedir? 2 artı 1 giriş katlarımız 139.500 liradan başlıyor. Bunun içinde kombisi, bedeği, davlumbazı, fırını, her şey dahil. Anahtar teslim. Üst katlarımızda 2 artı 1 dairelerimiz 159.500, havuz görenler 169.500 liradan başlıyor. 3 artı 1 dairelerimizde 169 metre brütten başlıyor. Giriş katları 180, üst katlarımızda 190 ile 210 arası değişiyor. Burada müşterilerimiz isteyen 2 artı 1 dübleks, isteyen 3 artı 1 dübleks, isteyen 4 artı 1 dübleks bütün imkanları sunuyoruz. Burada gördüğünüz gibi isteyen İzmit'in içine yaklaşık 5 kilometre ve İzmit'ten buraya her gün dakika başı 15 dakikada bir minibüsler kalkıyor. Ulaşımda sıkıntıları yaşanmıyor. Doğal olarak sağlık ocağı, okulu hepsi mevcut. Yani burada işçilik garantisi 6 yıl veriyoruz. Ve Ekşioğlu İnşaat olarak İzmit'te ilk projeyi imza attık. Yani 1150 metre kabale havuz. Bunun içinde Türk hamamı, saunası, çocuk parkı hepsi mevcut. 400 metre açık havuz. Yaklaşık 300 metre basketbol spor salonları. Yani burada 18 dönüm yeryüzüne kurulmuş yeni bir şehir kuruyoruz. Burada da insanlarımız bu fırsatları değerlendirsin. Biz Ekşioğlu İnşaat olarak İstanbul'da her yerden ücretsiz turlarımız var. Ve biz burada 10 milyar, 20 milyar, 30 milyar ne kadar peşinatları varsa versinler, çeksinler kredi. Versinler evini kiraya, kendi kendini ödesinler. Şimdi müşterilerimiz şu soruyu yöneltiyor bize. Diyorlar ki kardeşim Aslan Bey'de
üniversitede yanında olan bir dairede 1500 lira kira kalması nasıl veriyorsunuz? Bugün kendi çocukları okuyorsalar, benim oğlum Akyazı'da okuyor, aylık kişi başı ödediğim para 400 lira. Burada bir dairenin içine 4 tane öğrenci koyduğun zaman 400 liradan ortalama 1600 lira kira geliri oluyor. Eşyalı ama. Eşyasız dairesini vermek istiyorsa 800 lira. Şu anda bulunduğumuz mıntıkada sağ köşemizde üniversite, üstümüzde kayak tesisleri, sol tarafımızda yaklaşık 3 kilometre, 5 kilometre mesafemizde fabrika sahaları var. Yani buraya gelen müşterilerimiz iş olanağı da var. Sıkıntısı kesinlikle yok. Bir de side aidatları ne olacak? Side aidatları, havuz giderleri, bahçıvan giderleri, her şey dahil 150 TL. Evet, o da çok uygun bir rakam. Çok uygun. Ve biz burada şunu söylüyoruz. Gelin İstanbul'dan, İzmit'ten sabah kalktığınız zaman temiz bir oksijen havası. Temiz bir hava, doğa manzarası, yeşilliğin camimiz yakınımızda, alışverişlerimiz burada. Yani her yere 5 kilometre yaklaşık 10 dakikada istediğin yere varıyorsunuz. Evet sevgili izleyenler, siz de Sebahattin Bey'den duyduğunuz gibi burası gerçekten şehre çok yakın bir yer. Özellikle binamız, kameraman arkadaşımız birazdan gösterecek. Sitemizin konumu da çok güzel bir durumda. Yani burada bir daire aldığınız zaman şehir merkezine kısaca ulaşabiliyorsunuz. Alışveriş merkezlerine kısaca ulaşabiliyorsunuz. Üniversitemiz yanında, Kartepe Kayak Tesisleri yanımızda, Maşukiye, Sapanca hemen yanımızda. Yani dediğimiz gibi dört dörtlük bir konum içerisinde burası güzel bir site. Burada dediğimiz gibi öncelikle kampanyalardan bahsedeceğiz. Kampanyalarımız dediği gibi 20 lira, 10 lira, 30 lira gibi kısa bir ön kaporayla siz de burada daire şansı, daire alma şansına sahip olabiliyorsunuz. Ve ödemeleri de yanlış bilmiyorsam herhalde burada Ekşioğlu İnşaat kendi içe bünyesinde de yani sıfır faizle kredi de veriyor değil mi Sebahattin Bey? Onu kaldırdık. Niye kaldırdık? Şu anda dairelerimiz %80'i bitti. İnşaatımız 9. ayın 30'unda komple teslim ediyoruz. O yüzden şu anda 15-20 bin lira beşinat verip geri kalanını kredi çekiyoruz. Bir de ben şunu söylüyorum. Şimdi insanlar bu reklamdan sonra bağlı diyebilirler. Niye göre bağlı diyebilirler? Ben şimdi İzmir Dilici'ne gidiyorum. Adam 180 bin lira, 200 bin lira binaya alıyor. Binalar birbirine girmiş. Yani insan eşini alıyor, evin içine hapis ediyor. Çocuğun oynayabileceği park alanları, yeşil alan yok. Akşama kadar evde kendini hapis ediyor. Burada gelsinler. Doğa, yeşillik, güzellik. Bir de biz Ekşioğlu İnşaat olarak bugün onlara bir sosyal tesis kurmuşuz. 1150 metrekare kapalı havuz, 400 metre açık havuz, basketbol sahası. Biz bu blokların yerine, bu 1150 metrenin yerine bir tane bina blok kursam, bir blok kursam ne olur ben burada 90 bin lira, 100 bin lira daire satıyorum. Ama ben diyorum ki insanlar kapıından rahat çıksın. Tabii artık insanlar burada gelsin, dolaşsın, koşsun, oynasın. Marketi, alışverişi hepsi sitenin içinde. Yani siz insanların burada hoşça vakit geçirmeleri için elinden geleni Ekşioğlu İnşaat olarak yapmışsınız. Burada artık söz burada oturacakların. Burada oturacakların. Bir de şu anda biz Ekşioğlu İnşaat olarak 189 binlik daireyi, 190 milyarlık daireyi kampanyada havuz görenleri 170, havuz görmeyenleri 160 bin liraya çektik. Ve çift asansörlü, asansörler 4 kişilik. Yani ben şöyle söylerim, bu dünyaya gelme şansınız bir daha yok. Gelin kardeşim, doğanın yeşilliğin içinde, akşam evinize giderken, gelirken huzur içinde yaşayın. İşe gidiyorsunuz, acaba çocuğum ne oldu, araba çarptı mı çarpmadı mı, böyle bir muhabbet burada yok. 24 saat güvenlik, kamera, internet takibi, artı, ses, montalama, ısı yatırım hepsi yapılmış. 6 yıl işçilik garantisi. Bir daha söylüyorum, şu anda Aslan Bey'de böyle bir projede, böyle bir fiyatlara daire bulma şansınız yok. Arkadaşlarımız internetlere giriyor. Diyorlar ki 100 liraya, 120 liraya, 130 liraya daire var. Var. Nasıl daireler? Saydık yok, montalama yok, havuz yok. Bir de biz Ekşioğlu İnşaat olarak radyal demir kullanıyoruz. Yani bizim deprem 8.8 şiddetinde insanlar evinde burada huzur içinde yaşayacak. Kesinlikle diyorum burada fırsatları kaçırmasınlar. Bizim elimizde son 50 tane daire kaldı ve İstanbul'dan her hafta sonu İzmit'ten bak burada özellikle İzmitlilere söylüyorum böyle fırsatları kaçırmasınlar. İstanbul'dan, Tekirdağ'dan, Ankara'dan insanlar Ordu'dan gelip burada doğanın yeşilliği Ordu'dan gelip buradan daire alıyorlar. İnsanlar İzmit'ten bir boğanın içine girmiş. Yani sabah kalktığın zaman böyle İzmit içine bir bak sapsarı bir duman görürsün. Zehirleniyorlar. Böyle oksijenli temiz bir havaya gelsinler. Artı burada 20 bin lira, 30 bin lira bir beşinat ver. Çek kredi, ver evini kireye, ev sahibi ol. Evet. Yani 30 bin liraya ev sahibi ol. Ticaret cesarettir. Evet.
Kabuğunuzdan çıksınlar artık. Yani insan geliyor 65-70 yaşına hala daha kiracı. Sen kardeşim 10 milyar 20 milyar bir beşinat ver. Çek kredi, ver evini kiraya, kendi kendine ev sahibi ol. Ve kira işlemlerinden 6 yıl işçilik takibinde biz yapıyoruz. Evinizi kiraya verme işinde biz uğraşıyoruz. Ekiplerimiz var, gereken yardımcı sizi oluyor. Bak şu doğaya bakın. Camimiz çok yakın, alışverişimiz, yeşillik, oksijeni bol olan bir ortamda. Sabah kalkıyorsun, bisiklet yolu, yürüyüş yolu, sporunu yap, dolaş, havuzuna gir, çocuğun bugün bak. İnsanlar bir spor salonuna gidiyor, kişi başı 700 lira para veriyor. Yüzme spor salonlarına. Burada 3 değişik koysan 2100 lira yapar sana. Sen 2100 liraya burada ev sahibi oluyorsun. O yüzden bizim her gün ücretsiz servislerimiz var. İletişim numaralarından bize ulaşsınlar. Biz onları bulunduğu yerde alalım. Gelsinler bu 50 dairede bir tane daire sahibi olsunlar. Evet sevgili izleyenler, çok kısa süre önce Ekşioğlu İnşaat'ın Kareler sitesinin tele alışveriş programlarında yayın yapmıştık. Yani 20-25 günlük kısa süre içerisinde 10 tane dairemiz satıldı. Evet. Yani şimdi bak şu anda ekonomi şartlar kötü olduğu halde biz Karasu'da da inşaat yapıyoruz. Yani biz Ekşioğlu İnşaat olarak yılda ortalama 4000 konut yapıyoruz. Ve biz burada müşterimize şunu söylüyoruz. Yani bize 100 milyar 200 milyar sizin paranıza ihtiyacımız yok. Sizin komşuluğunuza, sizin güvenliğinize ihtiyacımız var. Siz 20 bin lira vereceksiniz, 30 bin lira vereceksiniz, kredi çekeceksiniz. Gelmiyorsanız vereceksiniz evinizi gireye, bize dua edeceksiniz. Evet sevgili izleyenler, daha önce aslında böyle bir kampanyamız vardı. Ekşioğlu İnşaat kendi bünyesinde size sıfır faizle kredili ödeme şansı veriyordu ama şu an %80'e ulaştığı için proje şu an onu kaldırdığını söylediniz. Evet, ama burada tabii Ekşioğlu İnşaat'ın uzun süre anlaşmalı olduğu bankalar olduğu için kredi faizleri çok düşük. Tabii yani şu anda faiz oranları 1.1, biz bunu 0.85'e çektik. Evet, daha da düşüyor, çok iyi bir rakam, daha da düşüğe çekeceğiz. Artı 36 ay banka faizlerine bir ödenek istedik bankalarda, sıfır faizden verebilir miyiz diye. Bunun hakkında bir çalışmamız var. Çünkü biz yılda 4000 konut yaptığımız için bizim bankalarda aldığımız faiz oranları normal bir vatandaşın aldığında nereden baksan %15-20 kere olur. Evet. Yani o yüzden biz Ekşioğlu İnşaat olarak bütün hizmetimizi veriyoruz ve yan taraflarımızda arsaları da yerimizi aldık. Ancak bu saatten sonra Aslanbey'de kat imar iki kata düşüyor. Yani şu anda 160 bin liraya, 139 bin 500 liraya aldığınız bir dairenin önümüzdeki sene arsa maliyetleri ortalama 80-100 bin liraya çıkacak. O zaman burada bu fiyatlara yer alma şansınız yok. Bir de sitemizin tam önünde 30 metre bir yol geçiyor. Yani şu anda ana yol buradan geçiyor. Yol çalışmaları yapılacak. Şantiyemiz bittikten sonra artı Aslanbey'in içinde Kardebe'ye teleferik bir çalışması var. Bu projesi var. Bir de Kardebe'nin Edirne'de 700 yataklı bir hastane yapılması düşünülüyor. Bunun da bu projede çalışmaları var. Yani Aslanbey çok gelişen bir yer. Bir de şunu diyorum. Yani bu saatten sonra kendinizi yaşayın. Çocuklarınızın, ailecinizi yaşayın. Yani İzmit'in içinde bugün bakıyorsun 5 katlı 10 katlı binalar. İnsanlar birbirine girmiş. Yani çocuğunla alıp da bir sokakta oturacak, bir top oynayacak, bir koşacak bir sahası yok. Evet. Biz burada 18 dönümün %70 yeşil alan sunuyoruz. Yani spor salonu, saunası, Türk hamamı hepsi mevcut. Yani böyle fırsatları kaçırmasınlar. İstanbul'dan insanlar geliyor. 300 kilometre geliyorlar, buradan daire alıyorlar. Çünkü niye? İstanbul trafiğinden sıkışmış, bunalmış insanlar. Bir de burada hep komşu ortamı iyi olan insanlar. Aile ortamında yaşayabilecekleri bir yer. Tekrar söylüyorum. Son 50 tane dairemiz. Bu fırsatı kaçırmasınlar. Gelsinler, bize alo desinler. Nereden istiyorsalar. Buyursun gelsinler. Ve tekrar diyorum. Bir daireye kişi başı 4 tane öğrenci koysan bir daireye 400 lira alsan 1600 lira. Evet. Ve üniversitenin yanı Kardebe'ye 5 kilometre, sol tarafımızda yaklaşık 15-20 bin kişi çalışan fabrika sanayi bölgesi var. Evet. Yani böyle bir fırsatları değerlendirsinler. Kaçırmasınlar, çalışarak bir yere gelinmez. İnsanlar yatırımını yapsınlar ve bize dua etsinler. Evet sevgili izleyenler, programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Kameraman arkadaşım daha sonra size detaylı bir şekilde işte Kartepe görüntüsü, Maşukiye görüntüsü, yani Kardelen sitesine, Ekşioğlu Kardelen sitesine yakın yerlerden görüntüleri de ekleyecek. Ben programı bitirmeden önce bizim söylediğimiz gibi, Sebahattin Bey'in söylediği gibi Ekşioğlu İnşaat Kardelen sitesinde son 50 daire ve bu 50 dairede çok güzel fiyat avantajları var ve
fiyatlarımız düştü de aynı zamanda spor kompleksi, çocuklarınızın rahat edebileceği, oynayacağı yerler, güvenlik, hepsi, her şey sizin gerçekten güvenliğiniz için düşünüldü. Yani bu sitede rahat etmeme gibi bir şansınız yok. Dışarı çıkmaya gerek yok. Sadece arada canınız sıkıldı mı akşam otobüsüne binerler veya arabası olan arabasına biner. Şehir merkezine 5-6 dakika uzaklıkta zaten. Evet, yani şehir merkezine 5 dakika mesafede. Dediğimiz gibi bir de üniversitenin tam yanı olduğu için sessiz, sakin. Zaten bütün özellikler sitenin içinde var. Biz programımızın sonuna gelmek üzereyiz. Sebahattin Bey, son söylemek istediğiniz bir şey var mı? Atladığınız bir şey var mı? Şimdi son söylemek istediğim şey şu. Yani insanlar böyle fırsatları kaçırmasınlar. Her şeyi nasip diyorlar. Nasip Allah adına sana rızık verir. Nasibi sana gönderir, sen de becerip değerlendireceksiniz. İnşallah. Değerlendirmediğin takdirde 80 yaşına da gelsen hala daha bu dünyada tikili bir ağacın olmaz. O yüzden biz tekrar söylüyorum, gelmek isteyen, düşünen insanlar buyursun gelsinler. Biz herkesi burada davet ediyoruz. Ekşioğlu İnşaat olarak burada inşaatlarımızı gezdirmek için satış ekibimizi onları bekliyoruz. Türkiye'nin kadınları en sevdikleri deterjanı anlatıyor. Bizim burada Kayseri'de altın günlerimiz çok sık oluyor. Arkadaşım yeni gömlek almış o zaman, giyindi, çay tutuyor. Tutarken bir anda nasıl oldu? Tepsiyle birlikte üzerine, ya görüyor musun çıkmazsa falan diye hepsi örtümle ikisini bir hemen yıkadım. Çaylarımız bitmeden bizim hemen kurudu, ütüledim. Arkadaşıma dedim, o kadar mutlu oldu. Ben diyorum ya, Ariel olunca gözümü kapalı alıyorum. Onlar Ariel'i denediler, kararlarını verdiler. Ariel kaliteli toz deterjanlar arasında tek yıkamayla leke çıkarmada en iyisi. Ariel, Türkiye'nin en sevilen deterjanı. Hoş vakit geçirebileceğiniz farklı bir mekan. Günün stresini atabileceğiniz bir adres. Her damak zevkine uygun lezzetler. Özel günleriniz ve tüm davetlerinizin adresi. Kızılkaya Hotel Restoran Catering. Telefon 0262 526 1515. Adres Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi No 11 Körfez Kocaeli. Uzun saatler süren evde halı yıkamaya, boşa harcanan deterjana, suya, sonrasında yaşanan yorgunluğa son. Pripak Halı Yıkama Fabrikası'yla artık halılarınız çok daha temiz, hanımlar çok daha mutlu. Hanımlar, hala daha profesyonel halı yıkamayla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı. Pripak Halı Yıkama Fabrikası halılarınızı evinizden alıyor, göremediğiniz tozları halılarınızdan arındırıyor, profesyonel makinalarıyla arındırılmış suyla yıkıyor, duruluyor, kurutuyor, parfümlüyor ve evinize kadar getiriyor. Hanımlar, ne bekliyorsunuz? Hemen Pripak Halı Yıkama Fabrikası'nı arayın, siz de bu temizliğe ve rahata kavuşun. Overlock, yorgan yıkama ve daha birçok kolaylık için size bir telefon kadar uzağız. Pripak Halı Yıkama Fabrikası, Yeşilyurt Mahallesi, Bursa Caddesi, numara 35, baş iskelede. Telefon 0262 344 2050, 344 2055. Türkiye'nin kadınları en sevdikleri deterjanı anlatıyor. Bizim burada Kayseri'de altın günlerimiz çok sık oluyor. Arkadaşım yeni gömlek almış o zaman, giyindi, çay tutuyor. Tutarken bir anda nasıl oldu? Tepsiyle birlikte üzerine, ya görüyor musun çıkmazsa falan diye hepsi örtümle ikisini bir hemen yıkadım. Çaylarımız bitmeden bizim hemen kurudu, ütüledim. Arkadaşıma dedim, o kadar mutlu oldu. Ben diyorum ya, Ariel olunca gözümü kapalı alıyorum. Onlar Ariel'i denediler, kararlarını verdiler. Ariel kaliteli toz deterjanlar arasında tek yıkamayla leke çıkarmada en iyisi. Ariel, Türkiye'nin en sevilen deterjanı.
Değerli izleyiciler, Kocaeli TV ekranlarında yaşama dair tüm hızıyla devam ediyor. Ben Tülay Yazıcı, sizlerle birlikteyim. Saatleriniz 15.30'a kadar burada olacağız. Çok değerli bir konuğum var. Pınar Dursun bizlerle birlikte şu anda. Kendisi hem radyo program sunucusu hem de yazar. Bugün bizlere kadın sahabilerin hikayelerini anlatıyor. Geçtiğimiz haftalarda da anlatmıştı zaten. Programımı kaçıranlar için YouTube'dan tekrar yayınlayacağız tabii ki. Bugün değil ama yarın ya da sonraki gün mutlaka YouTube'dan izleyebilirsiniz. Pınar Dursun diye girerek ya da Tülay Yanıkoğlu yazıcıyla yaşama dair diye YouTube'dan izleyebilirsiniz. Bununla birlikte Facebook sayfamdan da yine Tülay Yanıkoğlu yazıcıyla yaşama dair sayfasından ulaşabilirsiniz bilgilere. Evet Pınar'cığım, şimdi Hazreti Hatice'nin hikayesini anlatıyorduk. Peygamber Efendimiz'in ilk eşi, biz Müslüman aleminin ilk annesi, ilk evladını şehit verdi. İslam uğruna. Yani ilklerin, öncülerin öncüsü diyelim. Evet. Hazreti Hatice için. Hazreti Ali'yi Efendimiz büyüttü. Daha doğrusu Hazreti Hatice büyütmüştür. Onun terbiyesinde büyümüştür. Peygamber ahlakıyla. Sonra kızıyla evlendi dedik. Daha sonra Peygamberimiz 35 yaşındayken diğer bir olay. Efendimiz sürekli insanlarla iç içe yaşayan, sosyal ortamı seven bir insandı. Fakat 35 yaşından sonra öyle bir şey oldu ki Efendimiz için. Artık böyle kıyı köşelere kaçar oldu. Nur Dağı'nda Hira Mağarası. Bilmiyoruz onu nasıl, nereden keşfetti. Gençlik yıllarında çobanlık yaparken mi keşfetti? Birçok rivayet var bu konuda ama oraya gider, orada belli bir müddet kalır oldu. Hiç yani öyle bir şey yapmayan bir insan. Arapların Ramat ayı derler. Bizim Ramazan ayı, Araplarda Ramat ayıdır. O ayda oruç tutulur. O ayda Efendimiz Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda izdivaya çekildi. Hiç yapmayan, 5 sene böyle oldu. Belli aralıklarla oraya gidip kendini dinledi diyeyim. Daha sonra tabii ki başka bir olay, Kabe'nin duvarları aşınıyor sel sularıyla, iklim koşullarıyla. Kabe yeniden inşa ediliyor, yapılıyor. Orada Hacerül Esved taşı vardır, bilirler hacca gidenler. Çok da adını da duyarız zaten, Hacerül Esved taşı. Mekke'nin önde gelenleri yapıyorlar. O taşı da o bizim kabile koysun, bu bizim kabile koysun, bir tartışmaya giriyorlar. Efendimiz 35 yaşında bu arada. Diyor ki önde gelen bir tanesi, biz bir iyilik yaptık, bir hayır işledik. Kabe'yi tamir ettik. Bu hayrı şerre yormayalım diyorlar. Kabe'nin avlusundan ilk giren kişi ne söylerse onu yapalım. Yani Hacerül Esved'i onun söylediği gibi koyalım oraya yerine diyorlar. O sırada da Kabe'nin avlusuna bir bakıyorlar Efendimiz. Herkes o kadar çok seviniyor ki. Daha peygamberlik gelmedi 35 yaşında. Ama o Muhammedül Emin ya, güvenilir emin olan ya, daha peygamberlik gelmeden o sıfatı aldı kendisi. Herkes o kadar seviniyor ki. Evet diyorlar, tam insan geldi. Sonra Efendimiz diyor ki hırkasını çıkarıyor. Taşı diyor bunun üzerine koyalım, Hacerül Esved taşını. Her kabileden önde gelenler o hırkanın bir ucundan tutsun, taşı yerine koyalım. Böyle bir şey yapıyor. Herkes de memnun oluyor. Çok güzel bir fikir diyor. Böyle yapıyorlar. Daha sonra Hatice annemiz çıkıyor, diyor ki beni diyor kınıyordunuz ya diyor Muhammed'le evlendiğim için. İşte ben onunla bu yüzden evlendim. Yani her zaman iyi ve orta yolu bulan bir insan. Çünkü Hazreti Hatice annemizi kendinden küçük olduğu için, bir de Hatice annemiz soylu bir kadın, zengin bir kadın ama Efendimiz fakir, o yüzden bazı kınamalara, ayıplamalara neden olmuştur o dönemde. İşte diyor ben Muhammed'le bunun için evlendim. Sonra Efendimiz Hira Mağarası'nda ilk vahiy geliyor. Ramazan ayı, yani Kadir Gecesi biliyorsunuz. Kur'an'ın ilk 5 ayeti iniyor. Cebrail Aleyhisselam bütün ihtişamı ve görkemiyle ona görünüyor, ilk görüntüsü. Efendimizin kemiklerini sıkıyor, çıtır çıtır kemiklerinin sesi duyuluyor. Alametler gördü Efendimiz peygamber olacağına dahil ama tabii ki o bir meleği orada görmek, onunla bir muhatap olmak o kadar farklı bir duygudur ki Efendimiz korkuyor, ne söyleyeceğini bilemiyor. Sonra Hira Mağarası'ndan iniyor. Aşağıda bekleyen 4 tane liman vardır. Onun için o yaşadığı bir fırtınadır. Gökten bir melek iniyor, sizinle konuşuyor. Öyle bir şey ki bu, öyle bir şok ki. Orada amcası Ebu Talip vardır, onu büyüten, ona bakan. Ona gidebilirdi ama ona gitmiyor Efendimiz. Sonra 20 yıllık arkadaşı, can dostu. Kardeşim dedi Ebu Bekir, ona da gitmiyor. Sonra o dönemin bir din adamı Varaka,
çok iyi bir din adamıdır. Ona gidebilirdi. Çünkü biliyordu, bir şeyler geldi. Ona sorabilirdi. Ama ona da gitmiyor. Efendimiz Hatice'sinin yanına gidiyor. Sonra geliyor eve. Diyor ki Zembulüne. Zembulüne beni örtün demektir Arapçada. Zembulüne, Zembulüne diyerek titreyerek eve geliyor Efendimiz. Hazreti Hatice demiyor ki sana ne oldu? Sen niye böylesin demiyor. Hemen üstünü örtüyor. Efendimiz kendine geldikten sonra olanları anlatmaya başlıyor. Ben bunları okurken şey düşündüm. Herhalde bizim eşimiz böyle yapsaydı, gidip belli dönemlerde bir dağın, mağaranın içinde dursaydı, ben kendi adıma söyleyeyim şey derdim. Gittin oralarda üç harflere karıştın geldin derdim. Ben bunu derdim. Ama bakın nasıl bir hanımefendi ki hiçbir şey sormuyor. Üstünü örtüyor, kendine gelmesini bekliyor. Ve kendine geldikten sonra Efendimiz anlatıyor olanları. Diyor ki Hazreti Hatice, ya Muhammed sen neden korkuyorsun? Allah seni zayi etmeyecektir diyor. Allah seni zayi etmeyecektir sözü 3500 sene önce Hazreti İbrahim'in eşi Hacer validemiz söylüyor. Hazreti İbrahim Ebu Rahim'dir. Rahmetin babasıdır İbrahim'in anlamı ayrıca. Onları küçücük kumdaktaki bebeğiyle çöle bıraktığında diyor ki İbrahim bizi nereye bırakıp gidiyorsun böyle? Hazreti İbrahim hiçbir şey söylemiyor. Diyor ki Hacer annemiz bunu sana Allah mı emretti? Kafa sallıyor Hazreti İbrahim. Hacer validemiz diyor ki Allah bizi zayi etmeyecektir. Bu kadar büyük bir inanış, bu kadar samimi bir inanış. Küçücük bebekle çölde bırakıp ve diyorsun ki Allah bizi zayi etmeyecek. İşte 3500 sene sonra Hazreti Hatice bunu söylüyor. Allah seni zayi etmeyecek diyor. Sen misafiri seversin, misafirperversin, insanlara yardım edersin, doğru sözlüsün, dürüstsün. Bakın demiyor ki çok namaz kılarsın, çok ibadet edersin demiyor. Misafirperversin diyor, dürüstsün, doğru sözlüsün, insanlara yardım edersin. Allah harika, seni zayi etmeyecektir diyor. Ve Efendimiz böylelikle iyi bir limana, gerçek bir limana sığındığını gösteriyor. Gidebilirdi. Şimdi Tülay Hanım görüyoruz bazı erkekler, aslında birçok erkekler ufacık bir şey olduğunda soluğu ya arkadaşında alıyor ya da başka bir yerde. Eşiyle konuşan çok az erkek var. Ama bir peygamberlik geliyor, sen meleği görüyorsun, melekle konuşuyorsun, bunu gelip eşine anlatıyorsun, başka hiç kimseye değil. Demek ki o eş öyle bir eşti ki, kesinlikle, öyle bir güven vermiş ki. Bu karşılıklı bir evet, şey. Evet tabii ki. Yani Hazreti Hatice o güveni vermeseydi Hazreti Muhammed ona gelip onu anlatmazdı. Hatice annemiz böyle bir insandı. Ve Hatice annemiz dul kaldıktan sonra 3 yıl dul kalmıştır. Arap Yarımadası'nda dul kalmak bir kadın için, hele öyle güzel, soylu, zengin bir kadın için çok zor bir şeydir. Ve orada Tahire sıfatını almıştır. Tahire temiz kadın, pak kadındır. Yani iffetini, namusunu hiç kirletmemiş hiçbir şekilde. Araplar ona Tahire derdi. Ebu Sufyan, Ebu Cehil, Peygamber Efendimizin amcası Ebu Cehil, cehaletin ağababası diye bilinir İslam tarihinde. Onlar Hazreti Hatice'yi istemişlerdir. Onlara hayır demiştir. Çünkü o Hazreti Muhammed'i bekliyordu. Allah onların yazılarını birlikte yazmıştı. İşte Hatice annemiz öyle bir kadın. Harika. Öyle çok bir kadındı. Güzel gerçekten. İşte bu hikayeleri dinlemek bana çok iyi geliyor. Evet. Yani tekrar ve tekrar insan kendini düşünme ihtiyacı hissediyor. Yani aynı durumu ben yaşasaydım ne yapardım? Evet. Yani kendimizi biraz ölçüp tartmak lazım. Az önce lazım söylediğim gibi düşünsenize eşiniz belli bir zamanlar bir dağın mağarada, bir dağda mağarada çıkıyor. Orada belli bir müddet kalıyor. Hani siz demez misiniz ya sen orada ne yapıyorsun? Ya da sen oraya gidiyorsun ama işin gücün kalıyor. Kim para kazanacak? Demez mi? Deriz. Ben derdim herhalde. Ve geldiğinde de öyle titreyerek gelse gittin o dağın başına. Git kendi kendine iyileştir şimdi falan diye. Tabiri caizse kafayı da sıyırdın geldin derim yani. Ben derim. Ama işte o kadın onu demiyor. Farkımız bu işte. Hazreti Hatice olmak öyle kolay değil. Değil mi? Çok tabii güzel ki bir hikaye gerçekten. Daha sonra daha var maşallah. Daha anlatayım. Tabii ki lütfen biz dinlemekten keyif alıyoruz. Hastalanıyor Ebu Talip, Efendimizin amcası. Ebu Talip Müslüman olarak ölmemiştir. O kadar iyiliğine rağmen, Efendimiz'i koruyup kollamasına rağmen Müslüman olarak ölmemiştir ne yazık ki. Efendimiz buna çok üzülüyor. Amcasının vefatından sonra eve geliyor. Bir bakıyor ki Hazreti Hatice eşi de hastalanmış. Ciddi bir rahatsızlık.
mecburi olmadıktan sonra hiç eşini yalnız bırakmamıştır. 3 gün yattığı rivayet edilir. Döşek, ölüm döşeği diyelim ona. Çok kötü hastadır Hazreti Hatice. Ve ölmeden bir gün önce Hazreti Hatice diyor ki, Efendimiz diyor ki, ya Hatice diyor, baksana senin diyor yattığın eve, çadırdan bozma bir ev. Yani o kadar zenginlik, mal, mülk ve düğünlerinde Hazreti Hatice'nin yeğeni onlara bir ev hediye ediyor. O ev Kabe'nin süt kardeşi diye anılıyor. O kadar güzel, büyük bir evmiş ki sadece ona hediye edilen ev. Kabe'nin süt kardeşi diye anılırmış. O her şey hepsi gidiyor. Ellerinde hiçbir şey kalmıyor. Efendimiz tabii üzülüyor. Diyor ki seni böyle bir evde mi yaşatacaktım? Sen böyle bir evde mi vefat edecektin ya Hatice diyor. Hatice annemiz diyor ki ben huzuru ve saadeti senin yanında buldum diyor. Harika. Ve bu sözden sonra orada bulunan bütün sahabiler, kızları, evlatları gözyaşlarına boğuluyor. Çok güzel. Devam edeceğiz ama bir izleyicimiz varmış hattımızda. Hoş geldiniz dedik. Emine Hanım hattan düştü galiba. Peki ekranda sıkça görüyorsunuz telefon numaramızı sevgili izleyiciler. 0262 alan koduyla 335 25 25'ten bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve var mı Hazreti Hatice ile ilgili anlatacakların? Hazreti Hatice ile bu kadar. Peki. O halde Hazreti Yusuf ve Züleyha'nın hikayesini de dinleyebiliriz. Geçelim inşallah. İzleyicimiz hatta mı çocuklar? Telefon sesi duyuyorum ben sanki. Evet, yok izleyicimiz. Hazreti Yusuf ile Züleyha'yı anlatmadan önce sanıyorum Hazreti Yusuf'u biraz bize anlatacaksın. Evet, bir giriş yapalım Hazreti Yusuf'tan. Hazreti Yusuf, Yakup Aleyhisselam'ın, o da bir peygamberdir. 12. oğlundan 11.sidir. 10 tanesi başka bir anneden, 2 tane Hazreti Yusuf'la Bünyamin 2 kardeşlerdir. Hazreti Yusuf suresi, Yusuf suresi olarak Hazreti Yusuf bir surede anlatılır. Ama diğer peygamberler, Hazreti Musa olsun, Hazreti Zekeriya, Kur'an'ın bazı yerlerine belki Hazreti Musa 25-30 yerde anlatılır. 2-3 ayet şeklinde. Ama Hazreti Yusuf sadece Yusuf suresinde anlatılır. Bu da enteresandır. Yani bu da artık araştırmak lazım gerçekten. Bu niye böyle? Ve az önce dedim ya Hazreti Hatice'yi anlatalım da sonra buna geçelim diye. Niye öyle dedim? Çünkü Hazreti Hatice'nin ölümünden sonra o yılda Hazreti Yusuf suresi, Yusuf suresi inmeye başlamıştır. Peygamberimize, çünkü çok acılar yaşadı ya Peygamber Efendimiz, ona artık acısını hafifletmek mi diyeyim? O yüzden istedim ki önce Hazreti Hatice'yi konuşalım. Bu sure de o sene indi ya ölümünden sonra. Hı hı. O yüzden Hazreti Yusuf'u anlatalım. Çok güzel, iyi yaptın. Hazreti Yusuf 11. çocuk dedik. İbrahim'in torunudur. İbrahim'in oğlu İshak, İshak'ın oğlu Yakup. Bütün dedeleri de peygamberdir bu arada. Kendisi de zaten bir peygamber. İki kardeşler. Diğer 10 kardeşinin annesi ayrıdır. 2 hanımdandır. 10 kardeş bir hanımdan, 2 kardeş de bir hanımdandır. Hazreti Yakup oğlu Yusuf'u o kadar çok sever ki, ona o kadar düşkündür ki. Ama fark etmez ki diğer kardeşleri ona düşman olacaktır. Çünkü babası onu çok sevdiği için. Buradan da aslında Kur'an'ı okuduğunuzda her kelimesi insana bir öğüttür, bir nasihattir. Hani bazen farkında olmadan anneler, babalar, hani nasıl diyeyim, bir haksızlık demek istemiyorum ama bazen bir düşkünlüğü oluyor ve bunu açıkça gösteriyor. Bunu göstermemek lazım. Evlatlardan herhangi evlatlar birine, arasında değil mi? Evet, çünkü bakın Hazreti Yakup bir peygamber, sıradan bir insan değil ama o da bir hata yapabiliyor. Bunu açıkça gösterdiği için diğer kardeşlere, Yusuf'a düşman oluyor. Bu o kadar önemli ki bunu çok, aile büyükleri de yapabiliyor. Çocuklar, torunlar arasında ayrımlar yapılabiliyor. İşte ona değineceğim. O yüzden Yusuf suresi, ya Kur'an'ın her kelimesi öyledir de Yusuf'ta ayrı ayrı çok nasihatler vardır, öğütler vardır. Okuyup böyle bir kafamızda tasavvur etmemiz lazım. Düşman oluyor kardeşleri. Babası hiç gözünün önünden ayırmıyor. Ayrıca Hazreti Yusuf o kadar güzel bir çocuk ki. Diyor ki, bütün insan gelmiş, geçmiş ve gelecek olan bütün insanlığın güzelliğinin %50'si Yusuf'ta toplanmıştır. Oo, çok güzel. Buradan devam edeceğiz ama bir izleyicimiz mi var arkadaşlar hattımızda? Alo. Hoş geldiniz yayınımıza. Televizyonunuzun sesini kısmanızı rica edeceğim Emine Hanım. Tamam, ben çok hızlı ben kapatabilirseniz sesini, sağlıklı bir iletişime geçelim. Buyurun, dinliyoruz sizi. Alo, iyi günler. İyi günler.
Televizyonunuzun sesi hala açık Emine Hanım. Kapatır mısınız lütfen? Kapatalım. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Evet. Kapatabilsem keşke de bir dakika. Merhaba. İyi günler. Dinliyoruz Pınar sizi. Hanım, buyurun. Pınar Hanım'la görüşüyorum. Evet. Buyurun Emine Hanım. Onun anlattıkları çok hoşuma gitti. İlgimi çekti. Çok teşekkür ediyorum. Anlatmalarından dolayı. Ben teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Ondan Allah razı olsun. Çok seviyorum onu. Hepimizden inşallah. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz Emine Hanım. Anlatmaya devam edecek inşallah Pınar Dursun. İnşallah. Orada görmek her zaman bizi mutlu eder. İnşallah. Sağ olun. Hayırlı günler. İyi günler diliyoruz. Hoşçakalın. Evet. Çünkü biz galiba toplum olarak hazır bilgiyi de çok seviyoruz. Yani evet kitapları karıştırıp okumak çok ayrı bir şey ama etkili bir ses tonuyla biri de oturup bize anlattıysa o bilgi de çok kalıcı oluyor. Mesela kalıcı benim adıma gerçekten senin anlattıkların çok kalıcı bir hale geliyor. Bende de öyledir. Hani tamam okumayı seviyorum, araştırıyorum ama hani kitaptan öğrendiğim bir bilgiyi belli bir süre unutuyorum. Ya da 3 tane öğrendiysem bir tanesi aklımda kalıyor. Ama oturup bir hocam ya da bu o bilgi sahibi kimse... Tabii ses tonu, anlatış tarzı da çok önemli. Onu da es geçmemek lazım ama o zaman daha çok kalıcı oluyor bende. O yüzden çok, çok güzel. Hayırlı, güzel bir iş yapıyorsun. Rabbim inşallah utandırmasın. Amin, amin. Daha da çok gelir inşallah devamı. Tekrar ve tekrar. Evet, Hazreti Yusuf'ta tüm insanlığın güzelliğinin %50'si toplanmıştır demiş. Geçmiş, gelmiş ve gelecek olan. Artık siz düşünün, o kadar güzel bir çocukmuş, o kadar güzel bir insanmış. Yusuf zaten güzel demek. Yusuf'un anlamı güzel demektir. Babası da ona çok düşkün Hazreti Yakup. Kardeşleri de bunu bildiği için düşman oluyor. Babamız onu çok seviyor diyor. Bir gün babasına diyorlar ki biz kardeşimizi götürelim. Çobanlık yapıyorlar. Götürelim bizimle gelsin evde sıkılıyor. Gözünün önünden ayırmıyor Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'u. Aslında oğlunun da bir peygamber olacağını biliyordur. Tabii ki kendisi de peygamber. Ayırmıyor, olmaz diyor. Sonra bir şekilde ikna ediyorlar babasını. Baba işte evde çok sıkılıyor falan filan derken... Hazreti Yusuf'u alıp gidiyorlar. Düşman dedik ya, kardeşlerini aslında öldürmeye götürüyorlar. Babamız bizden çok seviyor diye. İşte aile büyükleri burada dikkat etsin. Nasıl bir şey yaptıklarını farkında olmadan belki de. Kesinlikle. Çünkü bunu yapan bir peygamber. Hazreti Yakup çok iyi bir peygamber. İyi olmasa zaten peygamberlik sıfatını almaz. Ama bakın o bile bir hata yapabiliyor. Bizler bunlardan ders alıp, nasihat alıp bunu yapmamaya çalışalım. Kesinlikle öyle. Sonra götürüyorlar kardeşlerini. Bir tanesi vicdana geliyor diyeyim ben. Diyor ki öldürmeyelim bunu, kuyuya atalım. Hani belki kurtulur diye. İçlerinde bir tanesi bir vicdana geliyor. Tamam diyorlar, kuyuya atıyorlar, boş bir kuyu. Koyunun bir tanesini de kesiyorlar. Yusuf'un gömleğine buluyorlar kanını. Eve götürüyorlar babasına. Yusuf nerede? Baba inanmayacaksın ama Yusuf'u kurt yedi. Gömleğini de veriyorlar, kanlı gömleğini. Hazreti Yakup şöyle bir bakıyor. Bu kurt da diyor nasıl bir kurt ki? Hiç gömleği yırtmadan yiyebilmiş. Ama bir kere gitti işte, çocuk gitti. Daha arkasını şey yapmıyor, sormuyor. Sonra Hazreti Yusuf kuyuda, oradan bir kervan geçiyor. Kuyuya kovayı sallıyor kervan. Bir kişi su almak için. Hazreti Yusuf da kovayı görünce kovanın içine giriyor. Küçük çocuk ya, 9-10 yaşlarında çocuk. Çekiyorlar ki çocuk. Çok güzel bir çocuk ama. Bakın hiçbir zaman dünyada demeyin ki ben şunu yaparım, ben şöyleyim. Kendinizde gördüğünüz büyüklük, kibirle imtihan olursunuz. Hazreti Yusuf, o zaman kölelik meşru ya, köle alıp satma. Diyor ki ben bir köle olsam diyor. Kim bilir kaç para ederim. Çok güzel ya, kendi güzelliğine o kadar güveniyor ki. Kervandan bir tanesi onu alıyor, bedava çocuk buldu. Götürüyor Mısır'da köle pazarında satıyor. Ve hiç yani öldüm fiyatı denir ya, öldüm fiyatına gidiyor o güzellikle. Bu da diyor ki Allah-u Teala kendinize büyüklenip kibirlenmeyin. O büyüklendiğiniz şey hiç öldüm fiyatına gidersiniz diyor. O yüzden hani hiç kimse hiçbir şeysine güvenmesin. Kesinlikle. Allah isterse olur, istemezse olmaz. Hazreti Yusuf sonra tabii bakıyor, o kadar güveniyordu ya güzelliğine, ben bir köle olsam kim bilir kaç para ederim diye. Hiç de istediği gibi, düşündüğü gibi bir fiyat olmuyor. Sonra onu alan da bir azizdir. O dönemde Mısır'da aziz demek bugünün bakanı diyelim biz. Hı hı. Bakan gibi bir şey. Çocukları olmuyor. O çocuğu alıyor, çok da güzel bir çocuk ya, sevimli, evine götürüyor.
Orada da Züleyha var. Züleyha Farsçadır. Biz Araplar Zeliha denir. Biz Araplar derken yani Araplar Zeliha der. Farsçadır Züleyha. Züleyha evin hanımıdır. Evde hizmetçiler tabii çok güzel, şaşalı bir yer. Yusuf tabii büyüyor, serpiliyor. Züleyha gönlü ona kayıyor fark etmeden. Yusuf zaten çok bilgili, kültürlü, kendini geliştiriyor. Zaten peygamberlik alametleri vardır. Küçükken bir rüya görüyor daha kuyuya atılmadan önce. Babacığım diyor, bir rüya gördüm. Rüyamda 11 yıldızın, güneş ve ayın bana secde ettiğini gördüm diyor. Babası bu rüyayı yorumluyor. Onun peygamberlik alameti olduğunu. Fakat bir şey demiyor, sakın bu rüyayı kimseye anlatma kardeşlerine. Sana düşmanlık ederler diyor. Babası aslında Yusuf'un ne olduğunun farkında. Sonra evin hanımı Yusuf'a aşık oluyor. Onu o kadar çok seviyor ki. Züleyha öyle diyor. Ona olan sevgimin ve aşkımın tarifi yoktu. Ve daha sonra onu bir odaya sokuyor. Hani genç olduğunda, artık büyüdüğünde bir odaya sokuyor. Tabii kötü düşünceleri var. Yusuf da istemiyor. Aslında Yusuf da ona karşı, Hazreti Yusuf da ona karşı boş değildir. Ama peygamber ya, Allah'tan korkuyor. Tam Züleyha işte ona yaklaştığında Yusuf geri çekiliyor ve kaçıyor hiçbir şey söylemeden. Hazreti Züleyha da gömleğini arkadan çekince gömlek yırtılıyor. Sonra tam o sırada da hizmetlisi, Züleyha'nın hizmetlisi içeriye giriyor. İşte Züleyha diyor ki kendini şeye çıkarmak için, bu bana saldırdı. Tabii ki herkes Züleyha'ya inanıyor, evin hanımı. Sonra bir hakem buluyorlar. O evin azizi, yani evin sahibi, beyi de Yusuf'u o kadar çok seviyor ki. Onun ne kadar doğru sözlü ve dürüst olduğunu biliyor aslında. Sonra bir hakem buluyorlar. Hakem diyor ki gömlek arkadan yırtıldıysa Züleyha saldırmıştır. Eğer gömlek önden yırtıldıysa o zaman Yusuf Züleyha'ya saldırmıştır diyor. Tabii ki gömlek arkadan yırtılmış Yusuf kaçarken. Tabii herkes bunu duyuyor, hizmetliler. Ev ahalisi bunu saklıyor. Ama o evin dışındakiler, duyanlar bunu herkese, Mısır halkına duyuruyor. Diyor ki işte Züleyha gibi bir hanım, bir hizmetli. Yusuf o zaman o evde hizmetli. Tamam herkes seviyor ama hizmet olarak çalışıyor. Ona kadar düştü mü tabiri caizse. Ayıplıyorlar Züleyha'yı. Evin beyi de diyor ki Yusuf sen bunu kimseye söyleme. Bu duyulmasın. Ama maalesef duyuluyor. Sonra Yusuf'u suçlu Yusuf'muş gibi zindana atıyorlar. Aslında suçlu olan Züleyha. Ve orada bir rivayet vardır. Yusuf'a, Hazreti Yusuf'a işkence yapılır, kırbaçlanır. Oradakiler de onu seviyor ya Hazreti Yusuf'u. Vuramazlar, kıyamazlar. Biz sana vuruyormuşuz gibi sen bağır. Tamam der, Hazreti Yusuf bağırır sanki vuruyorlarmış gibi. Sonra da der ki birkaç kere de gerçekten vuralım. Hani sırtına gelip izlere bakarlarsa, Züleyha yaptırıyor. Şöyle tarih kitaplarında şöyle bir söz geçer. Aşık bir kadından daha tehlikeli bir şey yoktur. Bence aşık de. Bir kadın her şeyi yapar. Böyle söz geçer İslam tarih kitaplarında Yusuf suresinde. Sevdiğine zulmetmeye kadar gider yani. Evet, o kadar aşk insanın gözünü kör edebilir. Sonra gerçekten vuruyorlar Yusuf'un sırtına kırbaçla. Hazreti Yusuf bağırıyor ya acıdan. Hazreti Züleyha diyor ki yeter. Yani onun bağırışına dayanamıyor aslında. Onu o kadar da seviyor. O kadar da ona aşık birisi. 31 yaşındadır Hazreti Yusuf zindana atıldığında. 9 yıl, 40 yaşına kadar zindanda suçsuz yere kalıyor. Ama bunun bir sebebi var. Zindanda iki tane kişiyle tanışıyor. Onlar rüya görüyorlar, iki insan. Rüyalarını Yusuf'a anlatıyorlar. Yusuf diyor ki sen boynun kesilecek, sen idamlıksın diyor. Birine de diyor ki sen kurtulacaksın, sarayda iyi bir hizmete geleceksin diyor. Eğer kurtulduğunda diyor, rüyan yorumum doğruysa diyor, kurtulduğunda git kralına söyle, benim burada haksız yere yattığımı söyle ona, ben buradan çıkayım diyor. Tamam diyor o kişi. Rüyası yorumladığı gibi çıkar. Bir tanesi idam edilir. Diğeri saraya gider hizmetli olarak. Sonra o kişi onu unutur. Söylemeyi unutur. Hani derler ya unutana değil unutturana bakın diye. Rabbül Alemin onu unutuyor ve diyor ki işte sen benden değil de bir ölümlüden, aciz bir insandan medet umarsan böyle olur. Yusuf'un cezası aslında o. 9 sene suçsuz yere, 9 sene orada zindanda kalıyor. Ama bu Yusuf için tabii ki iyi yönleri de var. Kendini dinliyor, orada demleniyor. Normalde peygamberlere peygamberlik birkaç tanesi dışında 40 yaşında gelmiştir. Ama Hazreti Yusuf'a çok erken gelmiştir. O yüzden
o 40 yaşını doldurması lazım, bir demlenmesi lazım. Onu hapiste, orada zindanda dolduruyor Hazreti Yusuf. Risale-i Nur'ları bilirsiniz, belki duymuşsunuzdur. Bediüzzaman Hazretleri, o da bir müddet kalmıştır hapiste. Bayağı da zulümler, işkenceler görmüştür. Derler ki İslam alimleri, medrese-i Yusufiye, zindan için yani hapis için medrese-i Yusufiye denir. Bediüzzam Hazretleri de orada kalmıştır. Tabii ki bu hani günümüzde arabayı çarpıyoruz ya da hırsızlık yapıyoruz giriyoruz ya, bu değil. O çok farklı bir şey. 9 yıl zindanda Hazreti Yusuf, tabiri caizse Hazreti Yusuf olmuştur. Sonra 40 yaşında çıkar. 40 yaşında o insan hatırlar onu. Kral bir rüya görür. Oradaki bütün yorumcular, artık o günün büyücüleri her neyse, yorumlayamaz rüyayı. O insan hatırlar, aha der, ben 9 yıl önce zindanda birisini rastlamıştım. Benim rüyamı doğru yorumladı, soralım der. Kral da der ki çabuk getirin bana onu. Bakın, görüyor musunuz Rabbimin hikmeti? Ondan sonra giderler. Müsaadenizle ben bir su içeyim. Tabii ki, tabii ki. Ne kadar ilginç ama, değil mi, yaşam hikayeleri gerçekten. Yani imtihanın içinde imtihan. Hazreti Yusuf'un imtihanı. Bir sürü mesaj var evet, şu hikayenin evet. içinde. Evet. O yüzden bunu anlatmak çok istedim bugün. Çok güzelmiş gerçekten. Sonra gider, Yusuf'u çıkarırlar. Kralın önüne gider. 7 tane cılız inek, 7 tane de dolgun sütlü ineği gördüğünü söyler kral rüyasında. Hazreti Yusuf da der ki 7 yıl kıtlık, bolluk, 7 yılda kıtlık olacak Mısır'da. 7 yıl bana der bir görev verin. Tabii kral onu affeder falan, her şey anlaşılır. Suçsuz yere orada zindanda kaldığı her şey anlaşılır. Sana der işte sarayda çalışma, hizmetlim ol. Yusuf da der ki ben hizmetli olmak istemiyorum. Bana defterdarlık görevi verin. Ben bu 7 yıl kıtlık, bolluk zamanında Mısır'ın defterdarlığını yapayım. Yani ekonomi bakanı gibi bir şey anlayacak olursak. Sonra tamam der kral. İşte 7 yıl bollukta bütün ambarları, her yeri Yusuf doldurur buğdaylarla. Ona göre bir çözüm üretir. 7 yıl kıtlıkta da artık her yer kasıp kavruluyor, kıtlık olmuş. Ama Mısır'da öyle bir şey yok. 7 yıl önce doldurdular ya her yeri. Bu arada da Züleyha Yusuf'un aşkıyla yanıp tutuşmaktadır tabiri caizse. Ağlamaktan artık bitkin düşmüş, gözleri kör olmuştur Hazreti Züleyha'nın da. Daha sonra kardeşleri o kıtlık döneminde derler ki babacığım, Mısır'da bir kral varmış. Onun ülkesinde hiç kıtlık yokmuş ve borç olarak da buğday veriyormuş. Biz de gidip de alalım, yoksa öleceğiz açlıktan. Bakın Allah-u Teala'nın hikmetine. Nereden nereye? Nereden nereye? 11 tane kardeş, 10 tane kardeş, Bünyamin hariç. Bünyamin Hazreti Yusuf'un öz kardeşi. Baba bir, anne bir kardeş ikisi. Diğer 10 tanesi anneleri ayrıdır. Gelirler, tanır tabii Hazreti Yusuf kardeşlerini. Onlar onu tanımaz ama o tanır. Sonra Hazreti Yusuf der ki, sizin Yusuf diye bir kardeşiniz vardı yıllar önce. Ona ne yaptığınızı hatırlıyor musunuz der. Tabii kardeşleri hatırlar kuyuya attıklarını. İşte o benim. Sonra ama sen der kardeşleri bize ne yapacaksın? Sen de bizi mi öldüreceksin der. Hayır der. Ben sizi Allah'a havale ediyorum. Ben sizi bağışladım. Ama bana Bünyamin'i getireceksiniz. Küçük kardeşi, kendi öz kardeşi. Ondan sonra tabii derler, buğdayları doldururlar. Giderler babacığım. Bir de buğdayları tekrar bittiğinde, babacığım bu sefer Bünyamin'i de götürelim. Hazreti Yakup yine aynı şeyi yapar. Bu sefer de Bünyamin'i gözünden kıskanır, sakınır. Olmaz der. Yusuf'u gönderdim, ne yaptınız? Buna da bir şey olur. Yok babacığım, söz, bu sefer bir şey olmayacak. Alırlar Bünyamin'i. Gelirler. Sonra Hazreti Yusuf Bünyamin'e anlatır tabii kendini. Öz kardeşi. Kucaklaşırlar. Der ki Hazreti Yusuf, bak ben bir şey yapacağım. Sen hissesini çıkarma. Tamam der Bünyamin. Tam bütün develere, artık atlara neyse ardılır, arpalar, buğdaylar. İçinden der ki bir kralın tası kayboldu. Tas da altın tas saraydan. Bütün şeylerinize bakacağız. Eşyalarınızı aldınız mı? Tamam der. Herkes hani çalmadı ya, kimse almadı ya. Tamam der ama tas Bünyamin'in şeyinden, çuvalından çıkar, kesesinden çıkar. Hazreti Yusuf koymuştur. Kardeşinin orada kalması için. Sonra der ki sen rehin olarak kalacaksın, yani sen çaldın. Olmaz işte, öbür kardeşler der ki bu sefer babam bizi hiç affetmeyecek. Olmaz öyle şey. Yok der. Kural bu. O kalacak, o çaldı. Neyse Bünyamin orada kalır. Daha sonra gömleğini verir Hazreti Yusuf kardeşlerine. Bunu götürün babama diye. O dönemde o Hazreti Yakup'un yaşadığı yer bugünkü Filistin'in Ramallah bölgesi olduğu söylenir.
O bölgeye kardeşleri girdiğinde Hazreti Yakup der ki yanındakilere, beni yine kınayacaksınız, delirdi diyeceksiniz ama Yusuf'umun kokusu geldi der. O gömleğin kokusunu alır o topraklara girdiğinde. O kadar büyük bir sevgidir. Sonra getirirler oğulları, gömleği babasına verirler. Şöyle bir koklar onu, öper, gözleri açılır. Ağlamaktan gözleri kör olmuştur Hazreti Yakup'un Yusuf'tan sonra. Gözleri açılır. Babacığım bak seni nereye götüreceğiz der. Anne ve babasını alırlar, giderler. Kardeşleri, anne ve babası Yusuf'un önünde böyle kapanırlar. Secde demeyeyim de hani ona saygı gereği kapanırlar. İşte Hazreti Yakup der ki Yusuf'un yıllar önce çocukken gördüğün rüya şimdi çıktı. Hani görmüştü ya 11 yıldız, ay ve güneşi bana secde ederken gördüm. Bakın rüya çok farklı bir şeydir. Yıllar sonra bile rüyanız çıkabilir. İnanılır gibi değil. İşte Yusuf'um der, rüyan şimdi çıktı. Kendisi zaten peygamber olduğu anlaşılmıştır. Peygamberlik olmuştur. Sarayda çok iyi bir mevkiye gelmiştir. Ama Züleyha yaşlanmıştır. O güzelliği gitmiş, gözleri kör olmuş ağlaya ağlaya. Eşi de vefat etmiştir Züleyha'nın. Aziz ölmüştür. Artık Züleyha'yı bağlayan hiçbir şey yoktur. Züleyha kocası hayattayken tabii, Yusuf'a aşık. Tabii kocası hayattayken Yusuf'a aşık. Yusuf'u büyütüyor ama Yusuf büyüyünce belli bir genç yaşa geldiğinde aşık oluyor. Ya aşık oluyor ona. Sonra ne oluyor? Sonra tabii bunu herkes duyuyor ya aşkını. Kınıyorlar Züleyha'yı. Hani Hatice validemizi kınamışlardı ya. Hı hı. İşte bakın kınıyorlar Züleyha'yı. Sonra Züleyha bütün böyle ileri gelenleri topluyor, kadınları, Mısır'ın kadınlarını. İşte tam böyle meyveleri eline veriyor, bıçağı veriyor, meyve koyuyor. Yusuf'a diyor ki gir içeri. Giriyor Yusuf. Sonra içeri girince bütün kadınlar Yusuf'a bakacağız diye ellerini doğruyorlar. Ellerinde bıçak, o kadar güzel bir insan. Ellerini doğruyorlar. Züleyha diyor ki şimdi beni kınıyor musunuz hala? Düşünün, evinizde öyle genç birisi var. Züleyha'nın eşi de çok affedersiniz yetersiz, yani bir erkek olarak yetersiz olduğu söylenir. Çocukları zaten olmuyordu. O yüzden çok güzel bir kadın, çok da güzel bir erkek var orada. Züleyha ona aşık oluyor ve kadınlara diyor ki gördünüz mü, bana hak verdiniz mi? Ellerini doğruyor hepsi de Yusuf'u görünce. Sonra tabii yıllar geçiyor, yıllar geçiyor. Bir gün Züleyha o ambarlara, buğday ambarlarına doğru gidiyor. Yusuf oraya gelecekmiş diyorlar. Ambarlara doğru gidiyor ama yaşlanmış, gözleri görmüyor artık, çirkinleşmiş, düşe kalka gidiyor. Yusuf onu bir ara görüyor, Züleyha'yı. Aradan yıllar geçti ya, artık o Yusuf saraya gitti, Züleyha kendi evinde kaldı. Görüşmüyorlar. Bir ara görüyor ama diyor ki rüyalarıma giren kadın. Aslında Hazreti Yusuf da onu seviyor. Züleyha çok kötü bir kadın değil. Sadece aşık bir kadın. O kadar çok sevmiş ki. Çok o kadar doğru. Çok böyle sevmiş yorumlamak, ki. Böyle evet. Bakmak lazım olaya değil mi? Evet. Ondan sonra Hazreti Yusuf onu görüyor. Diyor ki işte rüyalarıma giren kadın. Aslında Yusuf da ona karşı boş değil ama Allah-u Teala'dan korkusu var. Çünkü evli bir kadın. Yusuf evlenmemiş mi hiç başkasıyla? Evlendi. Yusuf evlendi o dönemde. Evleniyor Yusuf. Başka bir hanımla. Çoluğu çocuğu oluyor mu? Tabii çocukları oluyor. Ve Züleyha'nın hizmetlileri Yusuf'un evlendiğini gizliyorlar ondan. Zaten onun için ölüyor bitiyor. Bir de evlendiğini duyarsa daha kötü olur, kahrolur diye gizliyorlar. Ama tabii sonra duyuluyor Hazreti Yusuf'un evlendiği. Aradan yıllar geçiyor. Hazreti Züleyha öyle bir hal alıyor ki artık Yusuf, sevgisi Yusuf'u aşmış artık. Öncesinde inanmayan bir insan Züleyha. Allah inancı yok. Putlara tapılıyor Mısır'da. O da öyle putlara tapıyor. Ama öyle bir hal alıyor ki Yusuf'a olan aşkının, sevgisinin farklılaştığını görüyor. Yusuf'un güzelliği değil de Yusuf'un içindeki o inancı, o imanı görüyor. O imana aşık olduğunu fark ediyor Züleyha. Ve şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Sonra gidiyor putları yıkıyor. Putları kırıyor, deviriyor. Diyor ki siz yoksunuz, yani siz yalansınız, gerçek olan Allah diyor. Ve Yusuf'a olan aşkı onun aslında Allah aşkı. Allah'a olan inancını, imanını evet. Ortaya çıkarıyor. Evet. Daha sonra Yusuf ona talip oluyor. Züleyha ile evlenmek istiyor. Öbür karısı duruyor mu? Duruyor. Ha, zaten o dönem evet, bir sürü evet. Kadınla evlenebiliyorlar. Evet, duruyor. Evlenmek istiyor ama bu sefer Züleyha kabul etmiyor.
şaşılacak bir şey değil mi? Yani aşıksınız, yıllarca onun aşkıyla yanıp tutuşuyorsunuz, ağlıyorsunuz, kör oluyorsunuz ama o size istediğinde hayır diyorsunuz. Diyor ki benim sevgim, aşkım senin güzelliğine değilmiş, içindeki imanaymış, şimdi o imanı ben de buldum diyor. Ama tabii Yusuf ısrarla istiyor ve Rabbül Alemin'den de inda geliyor evlenmeleri için. Bakın aşka bakın, aşkın büyüklüğüne bakın. Allah katında yani o emir geliyor. Evet. Sonra evet. Evleniyorlar sonra mı? Sonra evleniyorlar Züleyha. Ay, pembe dizi gibi oldu vallahi birden. Ama gerçek. Ama gerçek bunlar. Ama şuradan şu mesajı almak gerekir. Hani sevebilirsiniz, aşık olabilirsiniz ama o aşkı, sevgiyi en güzel şekilde koruyabilirseniz o zaman sonucu güzel olur. Hani çok çok özür diliyorum, bugün günümüzdeki ilişkilere baktığımızda öyle artık yüzeysel artık etik olmayan, ahlak dışı ilişkiler. İşte burada Rabbimiz bize diyor ki sevdiğinizde, aşık olduğunuzda onu o kadar güzel koruyun ki o zaman Rabbim de zaten onun mükafatını verecektir. Geçen geldiğimde Hazreti Zeynep'i anlatmıştım ya, hatırlıyor musunuz? Peygamber Efendimiz'e aşıktı demiştim. Evet. Yıllarca bekledi. Nikahı göklerde kıyıldı dedim ya, bakın Züleyha'ya. Onunki de öyle. Sonra Hazreti Yusuf bir dua ediyor. Eski gençliğine, güzelliğine kavuşuyor. İkinci bir ömür, hayat veriliyor Züleyha'ya. Ve onda Hazreti Yusuf'la da iki oğlu olduğu rivayet edilir. Evliliklerinden iki oğulları olmuştur. Çok Hazreti güzel. Yusuf'un 110, bazı rivayetlerde 110, bazı rivayetlerde 120 yaşına kadar yaşadığı söylenir. Evet, Züleyha'ya da ikinci bir hayat verilir. Tekrar o gençliğine, o Yusuf tanıdığı güzelliğine döner. Birlikte evlenirler. Mutlu mesut yaşarlar. İşte. Harika. Neyse. Bize de buradan ne çıkarmak düşüyor? Bir içindeki hikayelerdeki evet, o mesajı almak önemli. Lazım. Hani bunu bir hikaye gibi anlattık ama dediğiniz gibi bir pembe dizi gibi aslında. Fakat ama o mesajı almak lazım. Var. Yakup, ya Hazreti Yakup dedi ki bize, evlatlarınız arasında adaletli davranın. Haksızlık yapmayın. Birisini olur çok sevebilirsiniz ama onu belli etmeyin. Gerçekten çok önemli. Bize onu dedi. Sonra Hazreti Yusuf bize dedi ki var olan bir şeye kendinize çok kibirlenip güvenmeyin. Sıfıra gidersiniz dedi. Züleyha dedi ki aşkınızı öyle güzel koruyun ki ve sonunda böyle işte Allah'tan nida gelip siz onunla birlikte olabilirsiniz. Hazreti Yusuf da dedi ki evet, sevebilirsin, sen de aşık olabilirsin ama her şeyden önce Allah'ın emri. Onu en güzel, ahlaklı bir şekilde koruyabilmek önemli. Çok güzel, gerçekten içinde birçok evet. mesaj barındıran çok güzel bir hikayeydi gerçekten. Peki Tahir ile Zühre'nin hikayesi de çok anlatılır. Evet, onlar, onların da, ya tarihte bir sürü onları var. Onları da konuşabiliriz ilerleyen dönemlerde. Olur, onları da araştırırız, konuşuruz. Tamam. Var mı böyle bizimle paylaşabileceğiniz önümüzdeki haftalarda? Olabilir. Yani başka sahabeler var. Biraz da ben istiyorum ki erkek sahabelerden anlatalım. Harika. Çünkü onların hayatları da çok zaten sahabe demek vardır. Evet. Ben mesela Eyüp Sultan Hazretleri'nin hikayesini paylaşalım mı? Paylaşabiliriz. Diyorsunuz. O zaman onu bir dahaki sefere araştıralım detaylı bir şekilde. Tamam. Onu. Peygamber Efendimiz'in hicretinde de evet. bulunmuş değil mi? Evet. Tamam. Onun hikayesini de anlatırsak şahane tamam, olur. Tamam, onu bir dahaki sefere. Onun dışında bir Hazreti Osman'ı anlatmak o kadar güzel ki. Hazreti Ali. Yani onları artık çok, çok kıymetli. Ben araştırırken böyle oturuyordum. Dalıp gidiyordum. O kadar güzel ya. Ki. O kadar güzel. Peki o halde haftaya perşembe diyelim mi izleyiciler de bizi? Haftaya perşembe olur. Tamam. Tamam. Haftaya perşembe izleyicilerimiz de takip etsinler. Seni sevdiler anladığım kadarıyla. Sağ olsunlar, bana da çok evet. güzel sözler geliyor. Seninle ilgili övgü hı-hı. dolu gerçekten. Bütün bu anlattıkların insanlığa da çok önemli tabii bir hizmet. Ki, bir ki. Müslüman bir vatandaş olarak da evet. çok önemli bir hizmet. Bugün hani Hazreti Hatice'yi hepimiz biliriz. Hazreti Hatice Peygamber Efendimiz'in ilk eşidir deriz. Bunu biliyoruz. Ama bu anlattıklarımda bakın evet. bir peygamber olduktan sonra gittiği ilk liman. Bu çok önemlidir. Bugün de az önce dediğim gibi ufacık, en ufak şeylerde artık erkekler evlerine gelmiyor. Kadınından, karısından başka onu herkese anlatıyor. En son belki de karısı duyuyor. Ama Efendimiz öyle mi yapmış? En Değil önce mi? Eşine gitmiş. Çok doğru. Bütün bu anlattıkların bizlerin hayatlarını da tamir edecek. İnşallah. Çok inşallah. İyi gelecek diye düşünüyorum gerçekten.
Bir şiirin vardı. Şiiri evet. de okuyalım, öyle sonlandıralım tamam, istersen olur. Programı. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta Perşembe. Şimdi takvim yok yanımda. Hangi güne geliyor çok emin olamıyorum. Bugün ayın 31'i, yarın 1'i ise. 4'ü sanırım. Bir, bu Perşembe iki. Değil, haftaya Perşembe. Önümüzdeki değil önümüzdeki, ondan sonra. Önümüzdeki Perşembe. Tamam. Perşembe. Sen şiir okurken ben tarihi hesaplayayım. Tamam. Bu Ahmet Selçuk İlkan'ın bir şiiri. Ben çok severim. Anneye hitaben yazılmış bir şiirdir. Şimdi de Hazreti Hatice annemizi anlattık ya. Dedim ki bir anne şiiri okuyayım. Adı Güldü. Adı Güldü. Gülleri severdi en çok. Güldü mü güller açardı gül yüzünde. Güllerle bölüşürdü yalnızlığını. Hep gül beklerdi sevdiğinden. Bir de gül mevsimini takvimlerden. Bir gül kokusuna, bir de gül reçeline dayanamazdı. Hep güller kurutmuştu hayatının en hazin sayfalarında. Hep gülerek büyütmüştü sevdasını. Ve her sabah bir gül gibi bırakırdı tebessümünü sofraya. Tıpkı sımsıcak bir ekmek gibi. Ahşap bir evin avlusunda mis kokulu gülleri derlerdi. Ve bütün sırlarını sadece güllere söylerdi. Ne zaman bir haksızlık görse kanayan bir gül gibi. Ah bu dünyada gülü gülle tartsalar derdi. Ne okurdu ne yazardı. Ağlasa gülleri sular, gülse gülleri okşardı. Ama ne zaman bir içli şarkı duysa güllere bakar uzun uzun dalardı. İşte öyle bir çiçekti. Şiirimin ucunda gülden bir kalemdi. İşte o kadın benim annemdi. Bir bilseniz ne güller yeşertti hayatın dikenlerinden. Dökerek gözyaşlarını ve şimdi o güller süslüyor onun mezar taşını. O güller süslüyor onun mezar taşını. Harika. Ahmet Selçuk İlkan da gerçekten usta şairlerdendir. Aynen öyle. Çok güzel, bir şiir gerçekten. Sen de çok seviyorsun. Kendin de yazıyorsun. Evet. Bizimle okumayı da seviyorum. Yazmayı da seviyorum. Ses tonun da çok uygun zaten. Bence oku da zaten şiir. Çok teşekkür ediyorum. Hem Hazreti Hatice hem Hazreti Yusuf ve Züleyha hakkında çok güzel bilgiler edindik. Kaçıranlar için sevgili izleyiciler YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Tülay Yanıkoğlu yazıcı ile Yaşama Dair diye YouTube'dan girebilirsiniz. Pınar Dursun'la yaptığımız diğer sohbetleri de yine YouTube'da göreceksiniz. Muhtemelen yarın ben YouTube'dan paylaşmış olacağım sizlerle. Tülay Yanıkoğlu yazıcı ile Yaşama Dair diye de Facebook sayfamdan yine beni takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşacağım programı kaçıranlar için, tekrar izlemek isteyenler için. Pınar'cığım çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık, hakkını helal et. Ben teşekkür ederim. Ben de bilgilerimi paylaşıyorum. Hem tazelemiş oluyorum, unutmuyorum. Hem de böyle bildiğimi paylaşmayı seviyorum. Benim için ayrı bir güzellik. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Tekrar görüşeceğiz inşallah. 10 Eylül Perşembe günü sevgili izleyiciler Kocaeli TV ekranlarında sizi bekliyoruz. Çünkü o gün Pınar Dursun bize Hazreti Eyüp Sultan Hazretleri'nin hikayesini Hazreti Osman'ın vaktimiz Hazreti kalmaz herhalde Ali. Hazreti evet. Ali'ye değil mi? Çok değerli insanlar çünkü. Belki evet, vaktimiz evet. kalmaz. Kalırsa anlatırız. Kalırsa anlatırız. Değilse başka bir programda yine değineceğiz zaten. Bugünlük programımızın burada sonuna geldik değerli izleyiciler. Yarın yine saatlerimiz 14'ü gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla ben Tülay Yazıcı sizlerle olacağım. Yarına dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Story, let's begin. The world is fine, come on, dive in. The future's here, it's right before your eyes. Step by step, you're on your way. You're welcome to a brighter day. Don't you know it feels good to be alive? You could be larger than life, bigger than the world. Living out the hopes and dreams of every boy and every girl. You could fly high. You know Türkiye'nin kadınları en sevdikleri deterjanı anlatıyor. Bizim burada Kayseri'de altın günlerimiz çok sık oluyor. Arkadaşım yeni gömlek almış o zaman giyindi, çay tutuyor. Tutarken bir anda nasıl oldu? Tepsiyle birlikte üzerine ya görüyor musun çıkmazsa falan diye tepsi örtümle ikisini bir hemen yıkadım. Çaylarımız bitmeden bizim hemen kurudu, ütüledim. Arkadaşıma o kadar mutlu oldu. Ben diyorum ya Ariel olunca gözümü kapalı alıyorum. Onlar Ariel'i denediler, kararlarını verdiler. Ariel kaliteli toz deterjanlar arasında tek yıkamayla leke çıkarmada en iyisi. Ariel, Türkiye'nin en sevilen deterjanı.